Merhaba güreştürkiye.net severler. Bu gece başlayacak olan Extreme Rules Pay-Per-View'un ön değerlendirmesi ve güreş alemindeki diğer gelişmeler hakkında Mehmet Dinler'le birlikte sizlerle olacağız. Ben Buğra Gür. Yanımda da Mehmet Dinler var. Ayrıca doktor gelecek galiba. Ege gelecek. Böyle saat 2'ye kadar bir post yayınımız olacak. Hem sahura kadar vakit geçireceğiz hem de Mehmet Dinler'le birlikte az konuşup çok düşüneceğiz. Öyle mi Mehmet? Bilmem, öyle mi? Öncelikle merhaba, nasılsın görüşmeyeli? Valla iyilik, sağlık. İyileşmeye çalışıyorum işte. Devam aynı çabalara. İşte hastalık, sakatlık derken mezun oldum. Harbi Oh, o. yok ya! Harbi oldum. Harbi mezun oldum. Nasıl ya? Oldum ulan işte. Mezun oldun. Ha. Evet, mezun olmanı kutla. Kutluyoruz. Evet, 6 Temmuz'da kep törenim var. Dileyenler gelebilir. İnanmayanlar da gelebilir hatta. Aynen, gelebilir valla yani. Diplomayı da vereceklermiş yani. Hani bir tane diploma vereceklermiş o tarihte yani. Öyle söylüyorlar. Abo. Bu arada aynı zamanda diğer tarafta biliyorsun bizim bir loca kültürümüz var Mehmet. 6-7 senedir radyo yayınları yapıyoruz ve 6-7 senedir aralıksız olmasa da sürekli radyo yayınlarını merakla bekleyen insanlar var. Onları bir sayalım istiyorsan. Buyurun tabii ki. Ardından geçeriz güreş tartışma konularımıza ve Extreme Rules'a. Önden çok güzel bu bayağıdır birikti. Konuşacağız. Her şeyi enine boyuna konuşacağız. Kırmızı çizgileri çekeceğiz. Bakalım hemen. The Future Nightmare. Furkan var. Sen varsın. Gene Muhammed Şanver var. Yazın epey katılımında bulunmuştum. Emre var. Emre Koca var. Selam olsun. British Master'a hakeza. Freaking Atahan var. Atahan özellikle seni Atahan soruyordum. var. Atahan var. Atahan koçum benim. Bu aranızdaki feud ne ya? Özellikle sordu seni Atahan 2 gündür. Ya ne bileyim. Randy Orton'a laf sokacağımı falan düşünüyor herhalde yani. Ben öyle şeyler yapmam. Sokmayacak mısın? Bakacağız artık duruma göre. Sokmayacaksan kapatalım gidelim birader. Bu ne ya? Herkes bunu bekliyor şu an. 41 kişi var yayında, herkes bunu bekliyor. Sen şu locayı bir bitir de zaten önce Evet. konuşmam şey başlamadan konuşmam gereken şeyler var. Allah Allah. Abi, doktor var. Doktor Skype'a gelebilirsin. Doktor hemen katılımcı olarak. Mam seni var. Sefa selam olsun. Last Dork First var. Lunatic Finimal var. Gene Demirbaşlardan Kevin Owens var. West GTR, Stephen Truway. Hepinize selam olsun. Okuyamadıklarım daha keza. 13 kişi. Ayrıca Instagram'da da 5000 kişilik Güreş Türkiye Instagram sayfasında da paylaştım. 13 kişi üye değil, üye olun arkadaşlar. Chatbox'a katılın. Evet Mehmet Dinler, seni dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben geçtiğimiz pay-per-view'dan önce şey Backlash mi oluyordu? Backlash'tan önce bir yorumda bulunmuşum forumda. Arkadaşlar da çok ciddiye almışlar. Jinder Mahal kemeri kazanırsa Randy Orton'dan karşı yaka iskelesinde Göztepe atkısı açarım diye bir yorumda Ne? bulunmuşum. Arkadaşlar ben Ne? sözlerimi tutmamla ünlü biri değilim. Hani o yüzden çok da şey takılmayın böyle şeylere. Hani ben genelde boş konuşuyorum hani. Benim söylediklerimin yarısı taşak, yarısı yalan. Hani Abo, bir bunları dakika. sallamanıza gerek yok. Birader bir dakika. Sen Jinder Mahal kemeri Randy Orton'dan alırsa karşı yakalıların olduğu yerde Göztepe atkısı takacağım dedin, değil mi? Ben yanlış duymadım, değil mi? Yazdım demedim. Benim foruma yazdığım şeylerin yarısı Kardeşim. yalan, yarısı geyik. Şimdi. Kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu bir selfie olarak bekliyoruz. Money in the Bank radyo yayınında chatbox'a atarsın. Mümkün değil. Hayır, Nasıl böyle bir ya? şey. Nasıl ya? Bunu yaparsam bunu Be atacak kadar beyler çok uzun yaşayamam. bir dakika chatbox'a soruyorum. Mehmet Dinler bunu yapacak kadar adam gibi adamdır. Sözünü tutar Mehmet Dinler diyenler bir yazsın. Bir Kesinlikle yazsın. değildir. Kesinlikle Bir değildir. dakika ben Yani net halkın olarak sana iki. güvenini biliyorum. Net Mehmet olarak Dinler, iki. Mehmet Net olarak Dinler. iki. Ben adam değilim. Ben hiçbir zaman böyle bir iddiayla gelmedim. Ben her zaman dedim ki ben adam değilim. Ben
Ben şerefsizim, ben adiyim, ben yavşağın tekiyim, ben orospu evladının tekiyim. Ben hep böyle şeyler söyledim. Ki yani iki diyenler canımsınız. Beni tanımışsınız sonunda. Yani. Bir adam bu kadar karaktersiz olamaz ya. Bak, karaktersizlik benim karakterim olmuş kardeşim. Sen ne diyorsun hala ya? Karaktersizlik benim karakterim olmuş ya. Hayır, dahası var. Ben böyle bir eylemi gerçekleştirsem o eylemi kanıtlayacak kadar uzun yaşayamam. Kardeşim, çünkü en fazla da döverler ya. Kadar çarşının içinden... ya ben biz daha önce bu tip böyle şakalar, iddialar falan yaptık. Biri ciddiye alıp iddianın sonucunu yerine getirmeye kalktı. Çocuğu hastanede ziyaret ettik sonra. Abo. Ya bizim ergenlik dönemindeki şakalarımızdı bunlar. Yani hani o anca o zamanlar ciddiye alıyorduk. Tamam, şu anda almıyoruz tabii. Şu an ciddi bir şey söyleyeceğim o zaman. Tamam mı? Evet. Ben şimdi Antalyalıyım kardeşim. Alanyalıyım, Antalya çocuğuyuz. Şekil şukul. Burada kimse Konyaspor atkısı falan takamaz. Ne kadar Konyalı varsa amına koyayım. Tamam. Ecdadını sikeyim. Ben bize laf çakıyorlar hala bugün. Şampiyonluk kutladık şehitler varken diye. Ne alaka amına koyayım. Ne alaka. Neymiş göteklere bak. İlk tarihlerin ilk kupasıymış, kutlamamışlar yani. Göteklere bak. Bu arada arka planda da maç devam ediyor. Bunlar gene Eskişehirliler, Göztepe'liler bizim stadı sikti. Olacak iş değil ya. Yani. Sezon bitti oğlum, toparlarlar ya. Neyse, devlet yapsın birader, bana ne. Ya şu Göztepe çıkmasın be abi be. Neyse. He? Göztepe çıksın ya, daha ne istiyorsun oğlum? Bir İzmir takımı falan olsun ya. Ya birader, İzmir takımı olsun diye bir derdim yok benim yani. Karşıyaka çıkıyorsa çıksın, geri kalanından bana ne. Vallahi bilmiyorum. Öte yandan diğer konumuz Mustafa Karadağ doktorla bir selamlaşalım. Merhaba Mustafa. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi, nasıl gitsin? Yani? Tıp fakültesi yoğun mu? Efendim? Tıp fakültesi yine yoğunluk devam ediyor mu zorlamaya? Yani final var işte haftaya. Komiteler bitti. Bitti bitti. Hayırlı olsun kardeşim. Kaçıncı sınıf bitti? Birinci sınıfın sonundayım işte, finale gireceğim. Hayırlı olsun. Nasıl? İnşallah seni de mezun komite ortalaması? Görürüz. Komite ortalamam 66. Yalnız doktorun mezun olabilmesi için Güreş Türkiye'yi 2 ile çarpması gerekiyor. Şimdi 7 yaşına giriyor Güreş Türkiye. Bir 14 yaşında falan doktor şey olacağım, mezun olacağım ha. Sıradaki aynen. Mehmet dinler sen misin acaba? Bakalım artık. Vallahi benim kadar karaktersiz misin onu soruyor yani. Bence değildir doktor yani. Benim kadar karaktersiz değildir. Sen olayı dinledin mi? Hangi olay? Bu Mehmet Dinler'in Karşıyaka'lılar alanında. İki yazdım. Ben olsam ben de yazdım. Yani. Olacak iş değil ya gerçekten. Şimdi o zaman hemen toparlıyorum ben. Randy Orton'un indilerle olan sorunu diyerek güreş konularına girelim. Randy Orton bildiğiniz üzere indilerde indi güreş şirketlerinde olan güreş stili hakkında birkaç eleştirilerde bulundu. Bu bir taraftan Randy Orton öyle olamadığı için kıskanıyor'a çekildi. Diğer taraftan Randy Orton haklı birader, bu ne? Dakika başı süper kick, dakika başı sürekli uçan kaçan, bu güreş değil, bu cimnas, bu sirk gösterisi diyenler de oldu. Senin görüşün ne? İlk olarak doktor senden başlayalım. Ve chatbox'a da soruyorum aynısını. Şimdi ben bir konuda da benzer bir yorum yapmıştım. Dünyadaki her şey gibi profesyonel güreşte evrimleşiyor artık o Randy Orton eleştirdiği evet. Yöne doğru. Evet. Şimdi biraz Darwin'ci görüş oluyor ama evrimleşemeyenler de eleniyor yavaş yavaş. Randy Orton da yavaş yavaş elenen güreşçiler arasında. Evet. Seyirci kötü bir şekilde hatırlayacak bence Randy Orton'ı. Ki şu an bayağı eleştiri alıyor. Kötü bir reign yaptı. Jinder Mahal'ın reign'ini bile Randy Orton'la karşılaştırınca beğenenler var yani. Şimdi evet. Randy Orton evrimleşemediği için evet. Çeneye vuruyor. Doğru. Diyorsun bakın. Mehmet sen ne diyorsun ya?
Ben ne diyorum? Şimdi en başta Randy Orton haklı değil. Evet, Alper Canbaz bu arada demiş, Amk Orton'u 10 dakikada headlock bağlıyor, maçın içine sıçıyor. Ne diyor bu, ne laf, neyin lafını yapıyor birader diyor. Ben anlamadım. Randy Orton ring içinde WWE tarihinin en underrated isimlerinden biri bak. Her yılın en iyi maçlarından en az birini çıkarıyor adam kariyeri boyunca. Ya bunun bir dakika bak, bu aldığı book'la alakalı bir şey değil mi kardeşim? Oho abi, birader sen Tony bunu herkes için konuşabiliriz. Bir dakika bir, hayır bak Tony Neşe'ye tamam mı book'lamayıp tamam mı Midcard 6 jobber book'u yapıp sen Randy Orton'a bir ekstrem nesne verirsen, sürekli abidik gubidik arkeolar yazarsan, senin en iyi maçı o, dersin. Ya bırak abi. Abidik gubidik arkeoları yapmak yetenektir. Ya yalnız, bu hani. Bu ben yetenek demiyorum, yetenek değil demiyorum zaten. Ama velhasıl ben adil bir ortamda yarışmıyor güreşçiler. Kardeşim oynattırmıyorlar. Cruiserweight'e de geleceğiz. Evet dinliyorum Mehmet. Şimdi en başta Randy Orton'u savunan tayfa şey değil, haklı değil. Yani hani senin dediğin şey var ya, hani bu jimnastik, bu sirk gösterisi diyen tayfa haklı değil. Hani o ben de zaten o kanıda değilim. Ama Randy Orton'un da bu hani indie eleştirisini çok da umursayarak yaptığını düşünmüyorum ya. Hani böyle taşak yapmış abi herif. Hani hakikaten şey, yaşlandıkça çeneye vuruyor hakikaten adamı. Yaşlandıkça abi, bir şeyleri daha az umursamaya bir dakika, başlıyor. Bu adam Mr. Kennedy ile ilgili olaylarını hatırlıyorsun. Doktor sen biliyor musun? Yıl 2008 amına koyayım. Bir dakika bir ya. Doktor sen biliyor musun? Ya 2017'de ya. Bir dakika ya. Bir sus ya. O dönemleri bilmiyorum ya. Ha, 2008'de bilmeyenler için tekrarlıyorum. Randy Orton Mr. Kennedy güreşemiyor diye federasyondan kovdurdu. Bugün Randy Orton güreşmeyi bırakmalı kardeşim. Benim kırmızı çizgim bu konuda budur. Budur. Evet dinliyorum seni Mehmet. Şimdi Randy Orton Mr. Kennedy federasyondan kovdurmadı. Mr. Kennedy... Ya kardeşim karıştırma oraları. Ya karıştırma oraları. Oynama ya. Oynama. Oynama dediğin sen atmışsın avına koy. Abi oynama oralarla birader ya. Kardeşim bir dur. Şimdi Randy Orton'un Mr. Kennedy'yi güreşemediği için kovdurması gibi bir olay yok yani. Bardağı taşıran son damlaydı Randy'yi neredeyse sakatlıyor olması. Bir o şey, güreşemiyor dediğimiz şey de Randy'yi neredeyse kariyerini bitirecek kadar sakatlıyordu adam bir hatasında, bir boçunda. Adamın boçu büyüktü yani, öyle şey kaçırmadı hani, iplerden yanlış falan düşmedi yani. Açını açacaksın izleyeceksin. Hayır, onu bir geç. Hayır. Mr. Kennedy dediğin... Abi aynı güreşçi, aynı bir dakika, aynı güreşçi TNA'de bir defa sakatlanmadı. Bunları da yazsınlar abi. Sen onu konuşuyorsun, zaten, bir dakika. Zaten, sen onu konuşuyorsun, abi, zaten, öteki zaten, tarafta bunu söylemiyorsan... Abi bırak, objektif olalım. Objektif olalım. Güreş tarihinin en büyük mucizesini sunuyorsun oğlum bana karşılık olarak. Ya Mr. Kennedy... WWE tarafından 5 kez benim hatırladığım kadarıyla ana kemerin dibine kadar getirildi. Ana kemer senaryosu yazıldı adama 5 kez. Adam 4'ünü sakatlıkla, bir tanesi de şeyde, sağlık testini geçemeyerek patlattı. Evet ben sağlık tamam, testini ben, geçemedi. Biz anlaşamıyoruz birader. Biz kalbimizi kıracağız birbirimizin. Ben doktor objektif olarak bizi dinledi. Doktor sen ne diyorsun bu konu hakkında? Ya işte dedim ki ben o dönemleri çok takip etmediğimden şey yapamam yani. Kim haklı, kim haksız. Ben Mr. Kennedy, Mr. Anderson olarak biraz TNA'yı de takip ettim yani, o kadar. Daha bu arada doktora soruyorsun da ben bitirmedim. Hani neyi değerlendirecek adam ya yani? Birader tamam, neyi konuşacaksın? Karıştırma oraları ya. Gerek tamam, yok ya. Kennedy'yi kapatıyorum zaten. Orton ben, meselesini konuşacağım, bir izin vermiyorsun chat, ki. Chatbox, Buğra Gür haklı diyenler 1, Mehmet Dinler haklı diyenler 2 yazsın. Halk karar versin abi. Baba şimdi ben de Orton övüyorum. Tabii ki herkes bir yazacak. Numan çok konuşma. Adam sen gel burada. Gel gol buraya Numan. Tam gol kaçırdı. Numan nereye geliyor ya? Ben mi gideyim oğlum? Allah Allah. Numan oradan buradan küfür edip duruyor. Ben anlamıyorum ha. bir dakika, herkes iki yazıyor. ben mi haklıyım? Tamam güzel haklıyım. Birader Mr. bak loser adamı savununca böyle oluyorsun. Mr. Kennedy'yi savunduk. Bir dakika. Mr. Kennedy'yi savunduk. Görüyorsun olanı. Bak
Bak Extreme Rules konuşmaya başlayamayacağız kickoff'a kadar yani. Öyle öyle bir gidişat var yani. Tamam. Geçiyorum. Randy Orton indie federasyonlar ile olan sorununu son noktayı koy Mehmet. Hadi. Son noktayı şöyle koyayım. Ya Randy Orton harbiden geyik yapmış. Harbiden de şey yani hani artık hakikaten ya şey güreşi çok çok az takıyor ve şey hani adam keyfine bakıyor, takılıyor öyle falan. Oğlum kendisine saçma sapan RKO giflerini falan paylaşıyor sürekli Twitter'da. Yani havuza attığı çocukları falan. Kardeşim ne? Bu yani, Luke Harper mı ya? Böyle hareketlerine sen koskoca dünya şampiyonusun ya. Yani şöyle bir şey var. Ya adam artık keyfine bakıyor. Artık WWE'den bir daha ana kemer de almayacak. Bunu da çok iyi biliyor. Yani ve işin ilginci mahalle kemeri kaybettiği maç benim çok uzun zamandır Randy'nin en keyif aldığını gördüğüm maçtı yani. Hani adam booking'e göre keyif alıyor ve mahalle kemeri kaybetmekten dolayı bir keyifliydi. Onu da artık taşa sarmasıyla buluyorum. Ya indie tayfanın saldırısı hani Randy artık yapamıyor. O yüzden hani Randy beceremiyor güreşmeyi, yeni nesille ayak uyduramıyor falan. Hayır değil abi hani. Yani Randy hala harika bir güreşçi. Hala istediği takdirde yılın iyi maçını sıkıldık. Gerçekten çok doktor. Doktor nokta koy. Ben sıkıldım bu mevzuya. Ya. Budur yani. Ya siktir İki tarafta haklı değil abicim bunda. Ya siktir git ya. Evet doktor dinliyoruz. Şimdi Randy Orton hakkında şunu söylemek istiyorum. Ring içi sıkıcı ama bence tüm güreş endüstrisi içinde maçın hikayesini en iyi anlatan güreşçi. Mesela bir Luke Harper'la maçına baktığımızda ne bileyim ring içi çok iyi değildi. Luke Harper taşıdı maçı ama Randy Orton da en az onun kadar maçın içindeydi. Müthiş bir hikaye sundu. Ya sıkıcı değil bence Randy Orton. Evet katılıyorum. Ben zaten ama Mehmet Dinler'e sıkıcı demiştim. Bu arada 14 tane misafir muhtemelen Instagram'dan gelenler. Arkadaşımız var. Chatbox'a üye olup katılsınlar, tanışalım. Instagram tayfa Güreş Türkiye'nin 5000 kişilik Instagram tayfasını siz de takip edebilirsiniz diyerek reklam basıyorum ve diğer konuya geçiyorum. Bitirmeden tek bir şey söyleyeyim Randy Orton'la ilgili. Abi lütfen çok söyleme ya. Bir dakika, lütfen çok üzüldüğüm söyleme. Bir şey var. Heh. Abi reaksiyonunu tamamen kaybetti yalnız. Evet. Ona çok üzülüyorum. Evet. O konulara süre geleceğiz. Money in the Bank haftaya. Haftaya o konulara geleceğiz zaten. Money in the Bank haftaya mı? Ya iki hafta Hayır. sonra işte. Ha tamam. Ne o zaman konuşuruz. Tamam sıkıntı yok. Bilgehan Demir'in TPW Diriliş Harekatı. Bildiğiniz üzere TPV 5'i yaptığımızda biz bir gün sonra ardından Bilgehan Demir kıskançlık krizlerine girip dayanamayıp TPV W5'e cevap olarak TPW Diriliş Harekatı'nı başlattı. Herkes biliyor. Bilgehan Demir bizim her zaman böyle ayağımızın ucundaki kral olmayan ama kralcı olan bir insan oldu. Ona bu konuda acıma dileklerimizi iletiyoruz ve doktora ben ayrıca chatbox'a söz vermek istiyorum. Bilgehan Demir büyük bir organizasyon planlıyor. Arena seçimiyle ilgili bir anket de başlattı. Hatta ciddi bir organizasyon. Arkasında Acun Medya var. Büyük güreşçiler gelecek. Büyük güreşçilerden kastımız işte çaptan düşmüş. Şu an indie güreşlerde, indie federasyonlarda güreşen Rey Mysterio işte, Alberto gibi falan filan o tarz güreşçiler. Ne düşünüyorsun? Doktor nasıl gider? Başarılı olur mu? Sözün eri bu konuda Mehmet Dinler olduğu için sinema televizyon mezunu, artık mezun, öğrenci değil. En son o konuşacak. Doktor dinliyoruz. Şimdi haftalık şov olarak sunacaklarsa yok. Bir çekim yapacaklar. İki ay o gidecek işte. Bence maksimum 20 bölüm görür. 20 bölüm görürse mucize. Bence. Yani o da işte Acun'un şeyi biraz geliri artık ümit denirse şey bir şeyler için. Bekler en sonunda tekmeyi vurur diyorum ben. Stephen Truway demiş söylediği güreşçilerden birisini bile getiremez. Ya benim bu konuda umudum Bilgehan Demir üzerine değil açıkçası. O federasyonun şampiyonu Murat Bosporus. Mehmet seni dinliyoruz. Ayrıca chatbox'taki yorumları da okuyacağım. Ya arkasında Acun Medya var. Ben Acun'un öyle şey hani para getirmeyecek işe girdiğini hiç görmedim hayatımda. Evet. Yani
Anca şeye falan yani hani TPW'dan gelecek güreşçiyi Survivor'a almayı falan planlıyorsa öyle bir iki kişiyi hani ünlü edip. önden bir süsleyip. Çünkü kanka adam Jamoka'dan da Atakan'dan da yani hani Avatar'dan da çok iyi Survivor'lar çıkardı. Belki oradan ilgisi vardır ama yani ben çok da düşünmüyorum öyle Acun'un şeyi salladığını falan filan yani hani Bilgehan Demir'i salladığını falan. Zaten sallıyorsa bugüne kadar WWE yayınlarını 40 defa alırdı abi. S-Sport'a kalmadan alırdı yani. O konuda ya şey. Ya WWE yayınlarının ben biraz serüveni hakkında haberim var. WWE çok uzun süre sponsor aradı. Türkiye yayınlarını hayata geçirebilmek için. Bu konuda ne Bilgehan ilgilendi ne de Acun Medya'nın böyle bir atağı oldu. Yani burada bir bilinç yok açıkçası. Ya bu Amerikan güreşi mi yayınlasak ya? Amerikan kim yap? Bilgehan. Böyle yani bu çok düşünülerek gidilmiş bir organizasyon değil gibi Mehmet. Tabii ki canım ya şey TV8'deki kimsenin şeyle ilgili hani profesyonel güreşle ilgili gerçekten bilgi sahibi olmadığını çok iyi biliyoruz. Yani hani doğrudan Bilgehan Demir'e gitmelerinin sebebi de bu zaten yani hani. Bu işi bir kere yapan vardı. Hani o da Bilgehan'dı son yapan. Hadi ona gidelim oluyor yani. Ve hani o kadar bilgisizler ki hani zamandaki Eurosport'taki yayınlardan falan filan habersizler. Yani isterlerse gidebilecekleri daha önceden tecrübeli en az 2-3 kişi var bu işle. Şeyden çok daha iyi, Bilgehan'dan çok daha iyi çıkarız. Güzel bir yorum var. Güzel bir yorum var Mehmet. Sözünü kesiyorum. Doktor sen de gir arada söz vermemi bekleme. Çok sessiz tamam. Kalıyorsun. Biz birbirimizi bir kesiyoruz. Bir yandan not okuyorum da o yüzden. Abi işte tıp öğrencisi yapacak bir şey yok. Tıp, sakın tıp tercih etmeyin. Aynen katılıyorum. Gelecek Bilgen, ya da yazacaksanız da Akdeniz tıpa gelmeyin. Evet Bilgehan 2000 bu arada Alanya'ya geçiş söz konusu mu doktor? Ya kalanları göndereceğiz falan diyorlar da bilmiyorum. Alanya'ya gel gel. Alanya'ya gel bak üniversite hayatın nasıl renkleniyor amına. Vallahi göndersinler öldürüyorlar bizi ya. Vallahi kardeşim. Dalga geçer gibi. Evet Bilgehan yani biliyorum. West GTR demiş ki Bilgehan 2010'daki kitlenin hala var olduğunu zannediyor. Mehmet Dinler ne diyorsun bu konuya? Olay WWE yayınlamaksa 2010'daki kitle yok. Bu yüzden çok net patlardı yayınlasa. Ama olay TPW yapmaksa 2010'daki kitlenin olmaması daha iyi. O kitle şu anda çok daha bilinçli ve kalkıp gelip şova gelecek kadar da şey yaşça büyük yani. Yaşça büyük de bugünkü TPW şovunun mevcut reklam düzeyiyle bir arenada kaç bin kişiye oynayacağını düşünüyorsun? Hatta bin mi? Ne bini? Ne hatta bini. Bin mi yani? Yani. 200 kişi toplarsa şey olsun yani. Hani. Villager demiş ki abi söylediği salonlar Ülker Spor Arena falan orayı doldurmasının imkanı ihtimali yok. Fiyatlar zaten yüksek ve eskiden olan OTV'deki wrestling akımı Türkiye'de kesilmiş durumda. Çok kısıtlı topluluklar için parantez içinde ki böyle topluluğu ülkeye yayınca iyice sıkıntı. Böyle büyük prodüksiyonlara gireceğini düşünmüyorum. Mantığa sığmıyor bence. Vallahi arkadaşlar şöyle bir gerçek var. Acun Ilıcalı gerçekten bu projeye reklam ve tanıtım desteğini verirse vermez işte. Ha, ben orasını bilemem. Orasını uzman olan sen bilirsin. Hani şey, bu iş büyük ülker, iş yapar. Ülker arasında düzenli şov düzenleyecek kadar şey bir destek vermez. Ha, destek verir abi. Herifin bok gibi parası var. Eğlenmeyi de seviyor. Gerçekten bir böyle Survivor'a adam bulma amacındaysa da abi bir yer sağlar. Ama yani şey mesela Bilgehan Demir TPW'yu ilk Bursa'da yapıyordu değil mi? Çok ufak bir yerde. Bursa'da oradaki, yaptı, Kayseri'de yaptı. Ya onu denese mesela Ankara'da o tarz yaptım bir bilmiyorum. Şey, yani o tarz bir şey yani ufak arena denese bence şu anda 2010'dan çok daha başarılı olabilir. Çünkü ya getireceği isimler hani abi uluslararası indiden falan elemanlar getirecek ve indi güreşi şu anda Türkiye'de biliniyor. Şova gelebilecek kitle tarafından biliniyor. Yani hani o zamanlar abi Fox'ta anlattığı 12-13 yaşındaki çocuklar zaten şovlara gelmeyecekti ki. Şimdi gerçekten bir indie güreş şovu düzenleme şansı var. Abi bunu kullanmayacak kadar bunun hani bu durumu idrak edemeyecek kadar şey dar görüşlü, güreşten anlamayan bir adam Bilgehan Demir. Bence yapacağı şey
Acun bir kere Arda Turan gibi adamları kesin getirip bir konuşma yaptıracak. İmza günü düzenletecek. Doldurma şeyleri o olacak bence. Başka ihtimal yok. Ya abi yoksa... De... Ya bak abi, tamamen o zaten. Abi doktor bölmek istemedim. Yok, tamamen o zaten mesele. Acun Ilıcalı bu projeye ciddi manada reklam, tanıtım, desteği verecek mi, vermeyecek mi? Abi Acun bir de destek falan verirse sıçtık ring anonsörü Alp olacak. Alp Kırşan olacak. Spiker Jess Molho olacak. Jess Molho. Şey, arka alan röportajcısı Burcu Esmer sayılacak. Spiker Bilge Erdoğan. Abi, abi sürekli sonlara 3 adam gelecek ya. 3 adam sürekli sonlara gelecek. Bunu düşünebiliyor musunuz? Şey, spiker masası 3 adam. Olabilir. Gerçekten olabilir. Bilgehan artı 3 adam. Spiker masasında dalga spiker masasında o dalga çevirdiklerini düşünün. Maç esnasında vesaire. Çok şey, acayip. Turabi ile Esay Yedenler feoda falan giriyor böyle. Turabi gelir. Hemen, kesin, o kesin gelir. Hemen Furkan atlamış ulan Furkan. Zehir gibi adamsın ha. Ne demiş? Ekim Kasım gibi tüm güreş Türkiye olarak bir zirve yapacağız orada. İlk duyurusu burada olsun. Ben katılacağım. Zaten benim katıldığım her yer zirve olur. Maç penaltılara kalmış ya. Brock Lesnar'ın egomanyası profesyonel güreş iyidir algısını zedelemeye mi başladı diyerek diğer konumuza geçelim. Ben bu konu hakkında doktora bir şeyler sormak istiyorum. Doktor, bu konu hakkında senin ilgili olduğunu biliyorum. Cahil bir Mehmet Dinler. Bu arada şakaydı az önceki zirve lafı ya. Niye? Numan falan Egon'un sikim yazmış. Gitmiyorum lan. doktor senin bu konuda salt güreşe ilgili olduğunu biliyorum. Brock Lesnar'ın federasyonun yansıttığı şey bizlere Brock Lesnar'ın güreşçi olmayıp dövüşçü olup federasyonun en büyük kemerini alıp bunun üzerine bir hegemonya kurduğu şeklinde bir izlenim bırakıyor bize. Nedir ne değildir? Ne konuda bu bize ne gibi algılar bırakıyor? Açıkçası chatbox'ın da fikrini çok merak ediyorum. Sen ne dersin? Şimdi ben öncelikle Brock Lesnar'ın şu an yaptığı şeyden memnunum. Yani alıp kemeri 5-6 ay gözükmemesinden. Şimdi şöyle bir şey. Universal Championship prestiji bayağı düşük bir kemer. Hem görünümüyle batırdılar hem Kevin Owens adam gibi bir reign yapamadı. Yani bence bir adamın yani Brock Lesnar gibi bir adamın alıp kemeri 5-6 ay gözükmemesi kemer açısından en doğru şeydir. Güreş stiline gelirsek de sonuçta herkesin bir güreş şeyi var. Stili var. Brock Lesnar da zaten 4-5 yıldır bu şekilde bukluyorlar. Hani şimdi niye bu adam böyle bir adam kemeri aldı demek şey olmaz. Büyük bir yıldız. Böyle bir reign gerekiyordu kemerin prestijini arttırmak için. Evet. Bence böyle yani. Çay bu arada arkadaşlar. Sesi gidiyormuş yani. Ya, profesyonel güreşi nasıl etkiler bilemem ama yani profesyonel güreşe olan bakışı. Abi, ama bence kemerin prestijini yükseltiyor. Ben kemerin prestijini falan bilmiyorum da profesyonel güreş hakkında bizde bırakılan algı iyi yönde meylet seyretmediğini düşünüyorum. Niye diye soracak olursan az önce söylediğim gibi ortada güreşçi olmayan bir dövüşçü var. Bu dövüşçü herkesi yıkıyor, herkesi öldürüyor. Tek bir güreş hareketi var, iki yok. Üç var belki de. Hiçbir şekilde şans da vermiyor kimseye. Kim çıkarsa karşısına yıkıp geçiyor bambaşka bir seviyede. Ve ardından Raw'ın reyting düşüşlerine de bu konuyu bağlayabilir miyiz diye Mehmet Dinler'e soruyorum aynı zamanda chatbox'a. Yani bağlayabiliriz de Raw'ın reyting düşüşlerinden daha büyük bir sorunu var yani. Lesnar WWE için bir kanser. Kanser abi bildiğin. Ve işin kötüsü kimse de bunun farkında değil. Herkes sürekli adamı iyi olarak anıyor. Ya Lesnar ilk defa şöyle bir reign yapmıyor. Lesnar 2 sene önce yaptı abi o reign'i. 2,5 sene önce mi diyeyim.
Yaptı ve 2014'te aldı. Ya bak, ve, yaptı ve şu anda herkes o sonbahar döneminde anıyor. Sonbahar ya bırak izlemeyen iyi anar abi. Sonbahar abi, döneminde sonbaharda federasyonun en iğrenç döneminde daha da bir iğrenç hale geldi 2014 bu arada. Abi herkes Royal Rumble'daki çıkardığı maça bakıp aa Lesnar çok iyi maç çıkardı abi, çok iyiydi bilmem şöyle öyle özel böyle güzel reyindi. İşte günümüz güreşçilerinin hani kemerle saçmalamasındansa bu daha iyi falan filan. Ve işin en kötü tarafı Lesnar'ın o kemer reyini birini yükseltmek için yapılmıştı. Roman Reigns'i yükseltmek için o kemer reyini yapılmıştı. Ama Roman Reigns o kadar kötü kullanıldı ki o olaydan vazgeçmek zorunda kaldılar ve 3 sene sonra, hatta yani neredeyse 4 sene olacak WrestleMania'da gerçekten Roman Reigns kemeri alırsa, 4 sene sonra o plan gecikmeli olarak, yok 3 sene sonra olacak, 3 sene sonra o plan gecikmeli olarak yapılmış olacak yani. Abi Lesnar'ı gerçekten federasyondan birinin yenmesi gerekiyor, Undertaker ya da Goldberg değil. Yani düz birinin yenmesi biri, gerekiyor. Mesela federasyondan Finn biri Balor. Bu adamı ya, mesela Kimberly, Samoa Joe. Ya Roman Reigns olsa da olur bu arada. Olacak muhtemelen. Yani şeyde, ya WrestleMania'da Roman Reigns olacak ya. Bu da çok hani artık Sağır Sultan bu biliyor bunu yani. Bu kemer reyni WrestleMania'ya mı gidecek? Muhtemelen. Öyle, evet. Bu çok üzücü bir olay. Yalnız işin daha da üzücü tarafı Brock Lesnar'ın gelip bilmem kaç tane suplex çekip Cena'yı tokatladığı bir maç vardı. SummerSlam 2014. SummerSlam değil, Night of Champions. Hayır, SummerSlam'da tokatladı. Night of Champions'da şey, Cena diskalifiye ile kazandı ya. Neredeyse alıyordu maçı. Öyle miydi? Aha. Şimdi neredeyse ya, alıyordu. Daniel Bryan sakatlanmasaydı o muameleyi güreş tanrısı Daniel Bryan'a yapacaklardı. Evet. Şirket aslında akıllıca bir şey de yapıyor. Hayır. 2012 Extreme Rules debut maçı. Return maçı. Evet doktor. Bu Brock Lesnar WrestleMania'ya kadar korursa, daha doğrusu korursa değil de giderse Smart kitle biraz Roman Reigns'in arkasına geçmiş olacak. Bu açıdan da akıllıca bir hamle yapıyorlar. Yani artık Lesnar kaybetsin deyip Roman Reigns'in arkasında bir kitle birikmiş olacak. Zannetmiyorum. Ben de hiç zannetmiyorum. Çok mantıklı ama hiç zannetmiyorum. Çok mantıklı ama zannetmiyorum. İlk seferde olmamıştı yani. İlk seferde Roman Reigns, hani Lesnar ortada yokken Roman Reigns Royal Rumble kazandı, contender oldu. Kötü buklandığı için hani kimse de arkasında durmadı. Ben bu saatten sonra kimsenin Roman Reigns'in arkasında duracağını zannetmiyorum. WWE'nin böyle bir beklentisi olduğunu hiç zannetmiyorum. Evet, Mehmet Dinler bu arada Türk profesyonel güreş dünyasına yeni bir lügat soktu galiba. Brock Lesnar kanserdir. Kesinlikle. Ya abi part-timer güreşi, ya part-timer güreşinin ana olaylara etki etmesi güreş için bir kanserdir abi. Ya ama bu yani geçmiş dönemde de çok vardı Mehmetçiğim abi, ya. Abi bak, Undertaker'ın gelip dönemsel olarak biriyle güreşip gitmesinden bahsetmiyorum. Ana olaylara eklemlenmesinden bahsediyorum. Drak vardı. Çok 2002, evet, tamam. 2003, 2004. Ana olaylara bak. Yani gelip Cena'yla maça çıkıp gitmesi değil. Gelip ana kemeri alması bir kanserdi. Ben Rock'ı bir kere olsun şampiyon görmekten dolayı çok mutlu oldum. Bu ayrı bir husus. Hı-hı. Ama abi bu bir kanserdi. O kısa sürdü. En azından kısa sürdü yani. Abi Lesnar'ınkiler bitmiyor ya. Çıldıracağım. Abi Lesnar'ınkiler hakikaten bitmiyor. İlk ana kemerinin Reign'in sırasında biz Raw şovlarında ne main event'lar görüyorduk ya. Pay-per-view'larda nasıl main event'lar görüyorduk ya. Bray Wyatt vs. Dean Ambrose falan görüyorduk. Abi ya böyle bir şey reva mı? Snation Guy demiş ki abi bana göre hareket sayısının çok olması değil atmosferi taşıyabilecek bir adamın olması, flut yapmayalım chatte, olması önemli WWE'de demiş. Ne diyorsun doktor? Bir daha şey yapabilirim. Hareket sayısının çok olması, teknik güreş önemli değil de atmosferi taşıyabilecek güreşçiler daha önemli demiş. Doğru bence. Yani bu konuda bir Lesnar savunucusu var Mehmet.
Hayır, katılıyorum bu arada ya. Ben Lesnar'ı çıkardığı maçlardan dolayı memnunum abi hani. Lesnar'ın maçlarını izlemeyi seviyorum. Ama yani Lesnar'ın 6 ayda bir çıkaracağı maç için 6 aylık Raw şovlarının facia geçmesini istemiyorum yani. Evet, buna ben de Bu %100 açıdan da katılıyorum. ben de katılıyorum. İyi maç iyi Reign değildir. İyi maç çıkaran adam iyi bir güreş performansı sergiliyor değildir WWE'de. Raw'lara çıkacaksın. Ağzından iki satır laf çıkacak ya. Ya da geleceğim birilerini pataklayacaksın. Geleceksin dayak yiyeceksin. Ya da görüneceksin amına koyayım. Bu kadar zor bir şey değil. Gel Heyman'ın yanına Ya bir kez sonra siktir git. Zaten bunu yapıyorsun. Çok mu zor ya? federasyonun Brock Lesnar'a sağladığı bir şımarıklık ne yazık ki bu. Ne yazık ki bu Abi. şımarıklığı da federasyon şirket yönetimi sağladı. Kusura bakmasın kimse UFC'den bu adamı getirebilmek için o kadar para verdiler. Yetmedi. O paranın üstüne bir de 40 gün, 20 gün, şu an 20 gün galiba senede çalışma süresi. Aldığı para ilk seferine göre daha az ama evet Daha 15 çalışmış. milyon dolar. Yıllık 15 milyon dolar kazanıyor. Hak ediş. Kemiksiz. Ve ana kemer tutuyor ya. Hani, yani Peki kötü bir sizce şey ya. istiyor mudur Brock Lesnar? Yani tut, hani kemer Zannet. almayı. Hiç zannetmiyorum. Bana Ben de kemer istemem. vermezseniz giderim dediğini hiç zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Meraklısı değildir bence. Para Ama ver. şunu düşünüyorum. Bu adam Goldberg'e hem Survivor Series'te hem Royal Rumble'da heder olmak için böyle uzun bir şey vaat etmişlerdir. Uzun bir kemer reyini vaat etmişlerdir. Zannetmiyorum. Karizmasını o kadar salladığını sanmıyorum Lesnar'ın ya. Abi yapma ya. Bir dakikada iki harekete yenildiğini kaç defa izlettiler bize Abi be? bak şöyle bir şey var ama yani Goldberg işte Survivor Series'de çok iyi reaksiyon almış artık kim hangi salak o reaksiyonu verdiyse. Hani o yüzden adamın son maçı olmadı ve o yüzden şu ana kemer hikayesi çıktı. Yoksa Lesnar hakkında zaten Shane McMahon hikayesi vardı abi o dönem ortada Aynen şeyin dolaşan var. sadece. Şeyin Hani vardı. ana Şey kemer aynen WrestleMania'da öyle. ana kemerin yakınından geçmeyecekti bu adam yani. Hani hiç alakası olmayacaktı O zaman niye şeyle. ana kemeri dahil ettiler Goldberg Lesnar feuduna? İşte Goldberg'le o kadar tutunca abi hani Goldberg çok tutmuş ya. Ya ben onu da anladım. Ya Amerika'daki insanların komple salak olması lazım abi. Komple geri zekalı olmaları lazım yani. Ya ben bazen bizim forumdan çok gereksiz şikayet ettiğimi düşünüyorum. Yani bu tip şeyler olunca. Goldberg iyi reaksiyon alıyor. Lesnar çok seviliyor. Ben sizin aklınızı sikeyim yani. Evet. Cruiserweight divizyonu hakkında doktorun ben derin düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yazın bu olay başlarken bu iş ya çok kötü olacak ya da çok müthiş şeyler olacak arkadaşlar. Ortası yok demiş dediğimi hatırlıyorum. Ve beni yanıltmadı da WWE. Peki şu an acaba ortasına mı evriliyor ya da iyi çok müthiş şeyler mi oluyor ya da yoksa kötü halde devam mı ediyor? Doktor bu konu hakkında yazın aykırı görüşlerim vardı. Konuşuyorduk yine. Neler diyorsun? Chatbox neler diyor? Cruiserweight nedir ne değildir? Abi ben çok umutluydum. Yani ne bileyim, için ettiler yani. Yani X-Division gibi bir şey çıkar diye Değil mi? bekliyorduk. Herkes öyle bekliyor tabii. Yani en iyi örnek aklına geliyordu insanların. Ya bir de şeyde falan da duyurdular. Austin Aries falan duyuruldu yani. Dedim müthiş bir şey yapacaklar. Adamlar şeye bağladılar yani. Plak bozuldu. 4-5 aydır Austin Reeves ile Neville kapışıyor. Başka bir olayları yok. Ya şu an adamların senaryolarını tartışmak yerine kenarda oturan seyircinin telefonla bakması tartışılıyor forumda. Cruiserweight Divizyon hakkında. Bir de 205 live show'u var değil mi? Aynen. Bir bak şeyi bile o kadar çok uzağım ki olaya. Şey bile aklıma gelmiyor direkt. İngilizcesi bile aklıma gelmiyor. Ben Ah. 205'in İngilizcesi aklına gelse ne olur yani hani. Yani ha o işte uzağım yani o kadar uzağım divizyona. Bu arada Onun uzak olmakla alakası yok, onun chatbox'ı Türk olmanla okuyorum alakası da var. ya bırak şimdi felsefeyi. Chatbox'ı okuyorum da sürekli yorum gelmiyor, sürekli tepki geliyor. Ah oh üf ya da random.
Mam seni demiş 205 live çok kötü çünkü alemin en teknik güreşçisiyle anlaşılamadı. Kim bunun dediği? Adam Zack Cole Saber. Mu? Yok Zack Saber. Zack Saber. Oğlum Zack Saber şey değil mi? Şu an NXT'de güreşen yok. O Aleister Black başkaydı. Kimdi o Aleister Black? Aleister Black şey bu işte yeni korkunç adam. Korkunç değil de gerçi pek. Bu arada Göztepe çıktı galiba evet. Çıktı mı Göztepe? İyi ya. Mutlu oldum. Hayırlı olsun. Ben de şu anda Semih Şentürk penaltı kullanıyorum. Harbi spoiler mı verdim? TFF playoff tabii finali. Sorun değil ben alışkın. Eskişehir Spor'u penaltı atışları sonunda 3-2 yenen Göztepe Spor. Göztepe çıkmış. Göztepe Spor'un alan. Ha, Spor Toto Süper Ligi yüksel. Hayırlı olsun. İyi, İzmir takımı gelmesi iyi olur. Bir dakika, Aleister Black'in kim olduğunu hatırlayamadım bak çünkü. Ha, Tommy Hunt, özür dilerim. Tommy Hunt. Aynen, Tommy Hunt. Gelene çok... geçene ters tekme çakan adam. Aynen. Ringin içine takla atıp bağdaş kuran adam. Değişik. Aynen. Zack Sabre da şu an şeyde, New Japan'da. Niye anlaşamadılar? Galiba şey ya para değildir de nasıl diyeyim? Programla alakalı bir şey galiba. Anladım. Evet, diğer konuya geçelim. Son güreş hiç dışı bana sorusu, bana da maç kart konusu. Kurt Angle'ın bizi bitirecek altın madalyalı dediği isim Taha Akgül mü yoksa Kırkpınar pehlivanlarından Mehmet Yeşil Yeşil mi? Ne düşünüyorsun? Mehmet dinler. Efendim? Kurt Angle diyorum. Bizi bitirecek ha. Şey dedi. Bizi bitirecek altın madalyalı dedi. Nasıl dinlemiyor ya? Hiç zerre umurumda değil ya. Hani o kadar diyeyim ki hani. Kim gelmiş? Geldikten sonrası önemli benim için. Yani gelecekler için heyecan yapmayı kim, şeyle birlikte, kim olabilir yani? Birlikte bırak. Kim olabilir? Hiç umurumda değil. Ben amatör güreş izlemem ki. Yani hani olimpik güreş izlemem ki ben. Nasıl hiç, ya? Hiçbir sen Taha Akgül'ü nasıl bilmezsin ya? Ben bilmiyorum işte. Ana bütün olimpiyatların tamamını sen, seyretmek zorunda sen biliyor mıyım? Musun doktor? Ben zaten o konunun altında tabii bir fotoğrafı atmıştım. Sen atmıştın değil mi? Ne düşünüyorsun ya, peki? Bence orada biz yanlış anladık. Orada sanki birisi Corey Graves'e mesaj attı böyle. Bizi altın madalyalı birisi bitirecek diye. Kurt Angle'ı ima ederek. Corey Graves onu gösterdi. Bir dakika, Kurt İngilizcemiz mi yetmedi yani o konuya? Ya ben segmenti tam izlemedim ama diğer türlü çok mantıksız oluyor. Başka kim var ki profesyonel güreşle alakası olan altın madalyalı? Benim aklıma gelmedi kimse. Taha Akgül işte. Yani bir ihtimal. İhtimal dahilinde değil mi sence? Gerçi Taha da yani ben bu iş eğlence işi biraz dedi, bana göre değil, erkek adama uymaz falan dedi de acaba ikna edilmiş olabilir mi ya? Ama Taha'yı da süperstar olması için istememişlerdi ki. Ne için istediler? Performans center için. Orada hocalık yapması için. Hayır canım. Ya ona adam, yakın bir şeydi. Hayır adam. Falan adam işte çok vücudunu çok beğenmişler, anatomisini çok beğenmişler. Sözleşme imzalayacaklar dedi ya. Taha Akgül'ün antrenörlüğüne ihtiyacı yok bence WWE'nin ya. Ya antrenörlükten ziyade bu işte o vücudu nasıl yaptı falan o Yok. Abi adam altın madalyalı olimpik güreşi. Yeni Kurt Angle işte. Yani öyle keşke de bir fizik var. 125 kilo, 2 metre maşallah. Yani gerçekten gurur kaynağı bizim için de. Pek keşke de chatbox'ta alakalı değil Taha Akgül'e karşı. Yani spora ne kadar alakalı olduğumuza resmeden bir durum. Evet, kickoff maçı belli oldu Mehmet. Kalisto Apollo Crews. Evet, çok yeni bir maç. Çok güzel, çok farklı bir maç valla. Kaç haftadır izlediğimiz gibi şey değil. Valla çok muazzam bir maç. Yani koyanı tebrik etmek lazım gerçekten yani. Öyle böyle bir şey değil. Hı. İzleyecek miyiz maçı? Radyo yayın sırasında. Olabilir. Ege'ye bağlı. Ege'nin gelişine. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu
Rav'ı çok takip edemiyorum derslerden dolayı falan. Bu Titus O'Neil'la Apollo Crews'un olayı ne tam olarak? Menajer gibi bir şey mi oldu Titus? Yok ya, tek team takılıyorlar. Yani. Tek Çok. team değil ve gayet Titus menajer takılıyor. Yok Ne be. zaman tek team oldu? Tek team olmalılar, tek team olacaklar gibi duruyor. İkisinin ortası gibi bir şey herhalde. Kalisto Apollo Crews maçının tahminine neler diyorsunuz? Ben Apollo Crews ısırarak kazanır diyorum. Ya umarım şöyle sağlam bir heel turn kazanır yani hani. Abisi nasıl heel turn yapacak ki maçın içinde? İşte hile, hurda, maç Öyle sonrası abi, dayak. o bir kere, yani ben WWE'nin iyi kötü kavramında bunların çok etkilediğini düşünmüyorum. Ya abi ilginç bir şeyler yapsınlar da hani en azından izlenecek bir şey çıksın ya. Kaç Raw arka arkaya Apollo Kalisto izledik yani hani. Evet. Lon Emre demiş dünyanın en cesur cücesi alır. Karışık takımlar mücadelesi doktor. Sasha Banks'in olduğu takım kazanır. Sasha Banks'in düşüşü hakkında ne düşünüyorsun Mehmet ya? Üzücü. Niye? Ama Tabii. haklı bir düşüş. Ya ona geleceğiz de. Charlotte seviyesinde olduğunu bir türlü düşünmüyor WWE üst yönetimi. Gerçekten ben bu kadının Charlotte seviyesinde olmayan tek özelliğinin vücudu olduğunu düşünüyorum. Sen ne diyorsun Mehmet? Yani ben Sasha NXT'deyken şey diyordum. Tarihin en iyi güreşçi, kadın güreşçisi olma potansiyeli var olacak da diyordum. Hakikaten Charlotte'ın yükselişi çok ani oldu. Ya Charlotte ana kadroda öyle bir parladı ki hani yazık oldu hani Sasha'ya. Ama Sasha'nın bu kadar düşürülmesi, gerçi düşürülmedi abi yani ana kemer potasından çıktı. Ve bir şekilde feud da aslında yani Nia Jax'ten falan filan daha iyi durumda aslında şu anda hala. Yani bir şekilde feud'da kalıyor. Bir şekilde göz önünde kalıyor yani hani. O açıdan da ya Alicia Fox'la mücadelesi sıkıntı değil. Alicia Fox'un arada kazanması da benim için sıkıntı değil yani. Neyse yani ama yani bir türlü kemer seviyesinde Charlotte'la gittikten sonra görülmemesi hani benim için sıkıntı verir çünkü gerçekten tarihin en iyi kadın güreşçisi olma potansiyeli hala var. Hani hala oradan kurtarabilir Ya çünkü bu kadının biraz CV'sinde 3 tane şampiyonluk yazıyor hala ana kadroda yani. Mehmetçiğim NXT'de aldığı booklarla, hani Sasha Banks'le Charlotte'ın ne olduğunu gördük. Bir de Raw brandinde aldığı booklarla ikisinin ne olduğunu gördük. İki farklı güreş stil düşüncesinin, yani günümüz revaçta güreş stillerini yakalayamayan Vince McMahon'ı bu aradaki uçurumun ardında bulabilir miyiz sence? İkisinin çok da farklı güreş stilleri yok ki. İkisi de Hangisi gayet mi? mix bir şey ortaya koyuyor Mesele o yani. değil. Mesele vücut yani. Vince McMahon'ın kodumu oturtturacak stili daha çok sevdiğini hepimiz biliyoruz zaten. Yani Sasha Banks'in malum düşüşünün NXT'deki Sasha Banks'e göre arasındaki uçurumu Vince McMahon'dan kıstas alabilir miyiz sence? Öyle olsa Nia Jax ana kadrodaki bir yılının sonunda hala kemer almamış olmazdı. Ya Nia Jax defalarca ana kemer almaya geldi, önünden geçti ama Nia Jax'in Önün zamanı, bir tane maça çıktı ya kemer hayır için. hayır mesele o değil. Zamanı gelmedi henüz Nia Jax'in. Çünkü mevcut güreşçileri henüz kullanıp eskitmediler. Doktor sen ne düşünüyorsun? Ya ben biraz bağımsız ama SmackDown'a yanlış kişi gitti bence. Sasha Banks'i göndermeleri gerekiyordu. Ve orada bir heel turn yaptırmaları gerekiyordu. Şu an Charlotte'ı da bitirdiler bence. Yani bence Charlotte aylar boyunca toparlayamayacak kendi şeyini. Eski formuna dönemeyecek şey olarak senaryo açısından. Sasha Banks zaten bitti ama Sasha Banks'i gönderip orada bir heel turn yaptırsalardı ki NXT zamandaki Booker'lar var şu an şeyde SmackDown'da. Çok Evet. daha iyi bir noktaya gelmiş olurdu yani. Yani çok saçma bir draft yaptılar orada. Yani Bilmiyorum yani. Sasha SmackDown'a gitmiş olsa ama Raw'da beceremediği için gitmiş olacaktı ya hani. Ya o yüzden Yani işte heel turn yapıyor. kendisine duyulan saygı azalacak. Ya Raw'da heel turn yapsa gene toparlayabilir.
Heel turn yapması da gerek de yok illaki toparlaması için. Yani abi kadın şu anda kemer alsa kim şaşırır? Hani kemeri alıp birkaç ay tutsa yani toparlayamaz mı? Heel ya da face. Bence gayet toparlayabilir. Ya Charlotte için de yani Raw'da artık gerçekten yapacak hiçbir şey kalmamıştı yani. Ben doğru buluyorum. Yani ikisi de ya şey Charlotte'ın durumu şu an. Charlotte'ın zaten birkaç ay toparlanmaması çok daha iyi. Birkaç ay geri planda kalsın abi yeter. Hakikaten yeter. SmackDown zaten Money in the Bank'inde bunları konuşacağız. Miggs'i takım maçı hakkında görüşlerinizi sonuç maç sonucu görüşlerinizi alalım. Noam Dar, Alicia Fox. Bu arada Mamsen'in Noam Dar inşallah Sasha Banks'e finisher'ını yapar dediğini okuduğumu hatırlıyorum. Karşı tarafta Rich Swann'la Sasha Banks kim kazanır sizce? Aşağılar kazanır yani. Ben de düşünüyorum. Ben de Sasha Banks kaybetmez diye düşünüyorum ve meşhur Cruiserweight bir türlü ilah olunmayan divizyon. Ben bunu ilk olarak zaten biraz izledikten sonra Vince McMahon'ın Raw brandinde NXT'yi yaratma çabası olarak lan söylemiştim. Ki haksız olduğumu da hala düşünmüyorum. Zaten çoğu görüşümde haksız olduğumu düşünmem. Bu arada benim şeylerimle dalga geçmeyin. Telaffuzlarımla çok iyi değilim zaten o konuda. İlk senelerdir biliyorsunuz. Mustafa sen ne diyorsun? Neville Austin-Aries Submission Match'te karşılaşıyor. Bence bu maç ikili arasındaki 851. maç olacak. Can final maçı dedim ben YouTube'da artık maç kart tanıtımında. Final olmaz mı? Dedim ki Neville kazandı. Kim gelecek karşısına? Rich Swann. Yani ne bileyim. Rich Swann da yendi zamanında. Gömdü resmen. Tekrar yani bunlar sırayla dönecekler mi? Öyle yani bu divizyonun zaten amacı o değil mi? Döndürüp döndürüp millete kemer vermek değil mi? Tony Nese. Bence o olmamalı. Tony Nese. Belki o olabilir. Yani en uygun kişi o gibi. Aynen. Senin önemli. Mikrofondan niye ses geliyor Mustafa? Nasıl ses? Cızırtı sesi geliyor. Kıyafete de şey olmuş olabilir, değmiş olabilir. Yo yo yo. Sürekli bir cızırtı geliyor. Mikrofon takık değil mi? Takık. Bir çıkar bir daha tak bakayım. Öyle Mehmet Dinler ne diyorsun? Ben Neville'dan memnunum ya şampiyon olarak. Aries'i tokatlayıp durmasından da çok memnunum yani. Hani TNA fanatiklerine güzel kapak oluyor bence. Neyse. Dalga geçmeyi şey yapıyorum. Bırakıyorum. Ya ben... ben o neydi ya? Ben Cruiserweight... ben Cruiserweight divizyonundan çok da öyle memnuniyetsiz değilim hala. Yani... en azından son zamanlarda ana kadroyla aynı tarz eleştiri seviyesine ulaştı. Yani önceden Cruiserweight Divizyonu'nda bir kimliksizlikle eleştiriyorduk. Ne olduğunun belli olmamasıyla eleştiriyorduk. Şimdi ondan ziyade senaryoların sığlığıyla eleştiriyoruz. Abi ana kadroyu da aynı şekilde eleştiriyoruz zaten. 4 tane adamın arasına sıkışmış main eventları eleştiriyoruz. Abi Raw SmackDown çok mu farklıydı yani? Hani o açıdan gelişme var ve fark etmemişiz gibi geliyor bana yani hani. Ne oluyor ya? Neyse. Gelişme var. Peki bu gelişmeyi hiç gördüğün oluyor mu? Tamam işte ya şu eleştiri ya maç yani maçların ve şu 205 live'ın akışında bence görüyoruz yani. Sen 205 live mi izliyorsun? Evet. Enteresan. Maç tahminlerini alalım. Neville. Bu arada Numan İnci demiş. Aries'i şu an ana kemer maçına koy sırıtmaz. Katılıyor musun Mehmet? Kimi? Aries. Aries'in? Abi çok affedersin de yani iki tane yumruk sallamaktan başka bir şey yapmadı geldiğinden beri de. Evet. Bobby Roode demiş ki Mehmet Dinler yaptığın yorumların hepsine katılıyorum ve seni yalamak istiyorum. Yani şu troll tayfanın işi gücü yok. Gerçekten çok boş insanlarsınız ha. Yoksa Papala, şey hani gerçekten boş insansın ha.
Ya şey, beni arasana hani... sen bir. Adın ne bilmiyorum da. Sana sıçan diyeceğim bundan sonra. Evet Mehmet. Yani şey, ben Neville'dan yanayım ama muhtemelen artık hani Aerys kazanır. Hani Neville daha ilk kez pes etti geçen hafta geldiğinden beri. Yani bir daha pes ettirir, kazanır. Sonra da TGP ile feud'a başlar kemer için. Yaz sonuna kadar öyle öyle gider. Hideo falan gelene kadar. Bir ara Akira Tozawa çıkacak herhalde. Yani öyle işte hani. Ne bileyim. Ben kesin Neville alacak diyorum ya. Ya Neville alırsa Aries artık şirketten mi ayrılacak yani, ne yapacak hani? Yani ne bileyim. Neville'a bence uzun, çok uzun süre şey yaptırmayacaklar. En azından ben WrestleMania diyorum. Kaybettirmeyecekler. Yani ciddi anlamda yüzü yapacaklar şeyi. Divizyonun yüzü yapacaklar. Bir de bu tip, bu haliyle yüzü olamaz ki. Dünyanın, yeryüzünün en itici adamı gibi görünüyor şu anda. Yani hani uzun süre, ya nasıl diyeyim abi, hani ya bu şey değil. Bu adam WrestleMania'ya kadar şeyi olsa hani Cruiserweight Division'un yüzü diyebilecek miyiz bu adama ya? Ben açıkçası diyemeyeceğiz gibi düşünüyorum. Yani yüzü aslında tam yüzü değil de, mesela TNA'deki X Division gibi kullanırsa, mesela en azından şöyle 3-4 aylık bir reign daha yaparsa ve WWE benim en başından beklediğim bu ilk Cruiserweight'ten normal diğer güreşçilerin arasında yükseltme işini yaparsa Neville açısından çok iyi olmuş olur. Yani bir Intercontinental ya da United States'le oynayabilir yani. O açıdan kesinlikle çok iyi olmuş olur. Kesinlikle. Ama şimdi Aries'e kaybederse yani şey yok bence. Herhangi bir ciddiyeti kalmaz bu maçta. 3 maç kazanıp. Yani ciddiyeti niye kalmasın ki abi? Yani kemer potasından hemen düşecek diye bir şey yok. Kemeri tekrar alamayacak diye bir şey de yok yani. Bugün kaybetse SummerSlam'da geri alsak şaşırır mıyız? Ben şaşırmazdım. Yani şaşırmam da ne bileyim, ben biraz da hani az önce Lesnar'ı savunurken de hani kemerin az görünüp ya da istikrarlı bir değinden daha çok hoşlanıyorum. O açıdan da şey olabilir yani. Evet. Hani daha ben de şey soruyorum, daha ne istikrarı, hani herif zaten 6 aydır mı tutuyor kemeri? Ya şey işte tam dominasyonla hani kaybettiğinde direkt şey yapması. Hani kaybettiğinde daha fazla kemerle uğraşmayıp bir Intercontinental Championship feud'una girebilir diye düşünüyorum yani. Ama şimdi kaybetse onu yapamaz bence. Evet, chatbox'ta Mehmetçim bir saniye. Birkaç ay önce Austin Aries'in momentumu iyiydi de WrestleMania sonrası bitti diyorlar. Ayrıca Aries'in direkt ana kemere oynaması yanlıştı bence. Önce ana kadroya çıkıp WrestleMania'da almalıydı kemeri diye görüşler de var. Ha? Bir daha ben o yorum bir daha duyabilir miyim burada Gür? Ben Aries'in direkt kemere oynaması yanlıştı bence. Daha önce ana kadroya çıkıp WrestleMania'da almalıydı kemeri demiş. Aries zaten direkt kemere oynamadı ki, adam geldi aylarca spikerlik yaptı ya. Ne bu sefer? Ne? Adam hakikaten geldi aylarca spikerlik yapmadı mı ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Öyle öyle. Aynen, sakat olduğu dönemde. Yani ayrıca zaten ilk kez kemer maçına WrestleMania'da çıkmadı mı? Hı hı. Onda mı yanlış? Abi daha ne? Daha... Orada almalıydı diyor galiba. Aynen orada almalıydı. Ama o zaman Neville'a niye şey, Neville'a o kadar adamlar karakter, yeni karakter şey yaptılar yani, ne anlamı? Ya Neville'ın açıkçası, ben Neville bu divizyon cidden çok çöp ya. İyi bu kaldır ya. Kaldırın abi, kaldırın. Neyse. Neville olsun Aries, maç tahminlerini kapatıyoruz. Neville mı dediniz ikiniz de? Bir de şöyle bir şey var. Ben Aries dedim. Ben de Aries dedim. Evet Mustafa. Neville kaç yaşında tam hatırlamıyorum da. Austin Aries'in en fazla 3 yılı var güreşmek için. Yani çok da önemsediklerini sanmıyorum prestijini. Neville de 30 yaşında. 30 yaşında Neville. Austin Aries kaç yaşında? 40 yaşında. 39-40 yaşında. E tam bir 5 sene daha güreş. Ya böyle minyon tipler daha uzun güreşir. Bir 5 seneden yani, fazla güreşir. Evet. Sakatlıklar da olmaya başladı artık. Gerçi son sakatlığı yüzünden de çok sıkıntı olmaz herhalde de.
Yani çok şirketin çok da şey yapacağını sanmıyorum. Austin Aries'in prestijini ya da nasıl diyeyim, puşunu düşüreceğini sanmıyorum yani. Neville'a yem olarak kullanacaklar yine bence. Ya ben bu sefer artık zannetmiyorum yani. Eylül'ün zamanı geldi gibi görüyorum hadi. Bu arada Ha, Westgate'e şey yazmış. yenile evet. Evet, Thunder Liger 55 yaşında hala güreşiyor. Yani şimdi New Japan'la şey karşılaştırmayalım. Tabii New canım, Japan'da o tempolar karşılaştırılamaz dediğiniz gibi. Ya zaten WWE yeniliğe karşı olmayan gibi bir şirket izlenimi vermeye çalışıyor ama baktığımız zaman yeniliğe karşı değil. yeniliğe karşı değiller ama yaptığı her yenilikte gelenekselcilik kokuyor buram buram yenilikten çok. Gelenekselden kopmadan yenilik Ya yapıyorlar siktir abi. git Bu da 95'teki WCW'dan bir farkını söyle bana. 95'teki WCW'yu ezbere biliyor muyum sence hani? Hayır yani ana hatlarıyla Cruiserweight'in. Ya bu Cruiserweight konusu çok uzadı ha. Ya Sikeceğim, hayır, bir konuşmayalım WCW'deki ya. Cruiserweight'i nereden hatırlayayım ya? Yıl 2017 arkadaşım, Ya ben yaşlı bir hayır. insanım. Ya bu geçiş, bu transition. Doğru mu söyledim? Transis geçiş oyunu bunlar olacak abi. Bunlar WCW bu arada atağın olsa sorardık. Geçiş oyunu olmadığı yerlerde mümkün değil. Yani Neville, Austin Aries benim heyecanlandırmıyor. Niye heyecanlandırmıyor? Çünkü bu adamların divizyonu brand içinde brand şeklinde gidiyor ya. Ben anlamıyorum. Ben Cruiserweight'i aldım, kral oldum, herkesi yendim. Şimdi de senin kemerini istiyorum. Universal Champion'ı dedik demedikten sonra bir önemi yok bence zaten Cruiserweight olmanın. Bir güreş stili olarak da farklılık yaratmıyor çünkü bu adamlar. Neyse. Mehmet dinler. Austin Aries dedi, Doktor dedi, Neville. Raw takımlar şampiyonluğu maçı kafes mücadelesi içinde. Hardiler, Sheamus, Cesaro karşı karşıya. Gereksiz uzadığını düşünüyorum bu feud'un. Hatta bu feud'un neden olduğunu da bir düşünüyorum. Ama cevap bulamıyorum. Hardiler sizce Raw takımlar kemerinde vakit mi kaybediyor? Nedir ne değildir, dinliyoruz seni doktorcum. Bence biraz zevkli bir feyyotlu ama yanlış şey yaptılar. Olması gereken bir feyyotlu ama yanlış uyguladılar. Her hafta birbirleri arasında maç yaptı bu adamlar. Aynen öyle, Amaç aynen bu öyle. şekilde. Artık şey kazanıp, Cesaro ve Sheamus kazanıp Hardiler de dağıtırlar Bir muhtemelen. dakika. Kafes maçında Sezara şey mi kazanır? Evet. Enteresan. Sonrasında zaten Hardiler dağılır gibime geliyor. Haberler vardı. Vince McMahon Jeff Hardy'yi tekli kullanmayı düşünüyor. Yani daha büyük bir yıldız olarak görüyor falan diye. Stephen Truway de bu arada heel turn boşuna olmadı. Cesaro kemeri alacak demiş. Sadece Cesaro mu alacakmış? Yani Shizaru yazmış. Cesaro. Ha, okey. Öyle Doktor yani. devam. Matt Hardy de artık Broken yapmazlarsa çok bir geleceği yok bence WWE'de. Bence de hiç geleceği yok hatta. Bu adamlar bir anda WWE'nin en büyük reaksiyon alan güreşçilerinden anında dibe düştüler ya. Neden böyle oldu? Dibe düşmediler daha ya. Abi ben o Sen zaman farklı insanları dibe şovları düşürmeye bir anda ne kadar meraklısın ya. izliyoruz o zaman birader. Abi farklı şovları izliyoruz. Neyi farklı izliyoruz? Ne görüyorsun hani? Villager demiş, Matt Brook'un yapıp White ile Feud'a soksunlar. Ne acayip olurdu lan. He? Brooklyn Matt'le Bray Wyatt. Ne acayip olurdu diyorum. TNA'deki gibi buklanırsa ve Hardy çok Ya ben müthiş bir şey çıkardı ortaya. açıkçası şey olduğunu düşünmüyorum. Yani Hardy'lerin Brooklyn gimmickini çok istediğini biliyorum. Ama federasyonun bu kadar istekli yaklaştığını zannetmiyorum. Zaten saldılar. Siz kendiniz halledin dediler. Şey, yani Impact'le
olan artık sorun mahkemeye mi şey yapıyorsunuz falan. Aynen. Kendiniz halledin, biz bu işe dahil olmuyoruz dediler. Aynen, para vermeyecek federasyon telif haklarından aynen ötürü. Yani ben şey bekliyorum artık, yani bu ayrılırlar kemeri kaybedip, en fazla bir haftalık şovda da rövanşa çıktıktan sonra Jeffardy bence Brock Lesnar'la bir maç yapacak. Kemer için mi? Evet. Oo. Bence Jeffardy'nin geleceği de sıkıntılı demiş Babürot. Yok ya. 40'ına kadar güreşir Jeffardy bırakır. Zaten 39 yaşında. Yani ya bir haklısın. Geleceği de sıkıntılı olur. Ana kemer maçı var bence bir. Diyorsun. Evet, Jeffardy'nin tekrar ana kemere çıkması mümkün görünmüyor bana ya. Bana da mümkün görünmüyor. Açıkçası çok, çünkü 2010, 2009, 2000 o ara ayrıldı. 2011, 2012 gibi geri dönse kralı olurdu şirketin. Ama şimdi alttan gelen inanılmaz bir jenerasyon var. Çünkü WWE'ye yeni kazanımlar elde ettiren, yani indilere kulak tıkamayan bir yöneticisi var şirketin. Ki daha önce sadece işte Divas Sirç gibi acayip acayip vücutlu adamlar bulup bunları eğiten bir federasyonun güreş bulma scouting stili vardı. Bugün indilere bakıyor. Uygun olan güreşçileri alıyorlar. Onun için alttan çok yetenekli güreşçiler geliyor ve hani yeteneğini kanıtlayarak gelen güreşçiler var. Onun için bence Hardy'lerde ana kemer konusunda o kadar iddialı değil. Yani bir de Jeff Hardy de bıraktığı, yani WWE'den ayrıldığı günden 10 kat falan daha kötü güreşçi şu anda yani. Evet. Hani öyle müthiş maç çıkaracak, hani tek maçlık bir feuda girip hani müthiş maç çıkaracak bir hali falan da yok yani. Evet, Cesaro, RD bozulacak, Revival'la mı çekişecekler demiş Bill Yanger. Zaten eskiden Jeff'i Intercontinental için daha ideal buluyordum. Main Event'a oranla demiş MKY. Lon Emre, şu kadroda 2 sene içinde Roman ve Lesnar dışında kimse ana kemer alamaz. Yani draft olmasa yani katılıyorum. Draft olmasaydı kesinlikle haklıydın Lon Emre. Kim bu Lon Emre? Bu arada forum nick'i ne? Beğendim seni oğlum. Valla WWE'de şu jenerasyonda bir heel Jeff Hardy izlemek istiyorum demiş. Uğur Özür beğendiğini sikiyor yalnız bence. Numaninci. Doğru. Uygar Yılmaz Immortal Hardy demiş. Ya sik. Ne Immortal ya. Neyse. Revival konusuna değinelim. Enzo Kes'e saldıran Revival mı sence doktor? Bence Big Kes. Sence Mehmet Revival tek team mektiğim yapar mı? Bence de Big Kes, ama yani önce bir Revival'mış gibi Revival vs Big Kes Enzo maçı olacak yani gelecek aya. Bir sonraki pay-per-view falan filan ve sonrasında muhtemelen Big Kes olduğu ortaya çıkıp Big Kes satacak gibi duruyor. Bu arada şey, bundan sonraki Raw pay-per-view var mı yoksa SummerSlam mi? Şey neydi o? Great Balls of Fire. Great Balls of Fire, aynen. İşte şey ya, SummerSlam'e bir Enzo vs Big Cass gider muhtemelen. Ama SummerSlam'dan önce Revival'ın da boş kalmaması için bir Revival vs Big Cass Enzo maçı olacak gibi duruyor. Hayırlı olsun Alev'in harika topları pay-per-view'u. Raw Kadınlar Şampiyonluğu maçında direkte asılı kendo çubuğu var. Kendo stick'i de Bayley kullanamıyor bir türlü. Çünkü hanım kızımız babasıyla büyümüş. Halbuki babasıyla büyüyen insanlar daha sert olmalı bence. Babası top muydu acaba? Bilmiyorum. Ne diyorsun doktor? Alexa Bliss Bayley maçı nasıl olur? Nasıl gider? Neler neler? Güzel bir maç olur ring içi açısından. Bayley'nin ring içini bayağı beğeniyorum ben zaten. Çok kişi beğendi de. Yani Alexa Bliss'i de bayağı gömüyorlar. Onu da çok beğeniyorum. İkisi de çok sevdiğim güreşçiler. Yani zevk alarak izleyeceğim. Kim kazanırsa kazansın mutlu olurum. Alexa Bliss kazanırsa biraz daha mutlu olurum. Kazanır da muhtemelen. Bir de bu, ben şovları izleyemediğim için çok şey yapmıyorum. Bu sopayı kullanamama meselesi ne? İşte vuramadı. Kullanamama dediği şey ya hani
Alexa üstün bitiriyor segmentleri işte sopayla. Yani geçen işte almaya kalktı sopayı, Alexa izin vermedi, ayağa kalktı indirdi ya bir anda hani. Anladım. Ben Alexa'yı sevmeyenleri anlamıyorum hakikaten. Neyini sevmiyorsunuz yani? Bana açıklayın. Açıklayamazsınız ki. Neyini sevmiyorsunuz abi? Buraya göre açıkla. Ring içinde 3 tane hareketi var. Bırak. Ne oldu? Hani bunlar buklanmayla alakalıydı. Ne oldu? Kardeşim, ne oldu? Alexa Bliss bir kere dansçıdan devşirme bir orospu. Beni konuşturmayın ha. Bana bak. He. Konuşma aynen. O zaman. Williams, konuşturma diyorsan ya, konuşmayacaksın o zaman. Tamam, konuşma diyorsan. Konuşmuyorum zaten birader. Konuşmayacaksın için, o zaman. Sorduğun için cevap verdim zaten. Orospu ne birader, sen ya, kimsin ya? Sen ya, kim köpek abi? Siktir git neye ya. Neye dayanarak bu yorumu yapıyorsun? Of. Götünün büyüklük oranı bana bakarak yorum yapıyorum. Williams. Fuat yapan herkes şey yani. Bailey'ninki Alexa'dan 3 kat daha büyük ya. Öyle bir şey de var şimdi. Tamam, Bailey daha çok orospu zaten. Namuslu görünen orospu. Kusura bakmayın yani. Ne kusura bakmayın değil. Anasını satayım. Sebepsiz bilmem ne, herkese küfür yardım. Hani. Nickini Williams kardeşim. Forum nickini söylesene. Böyle beğendiklerimi bir köşeye not ediyorum. İleride moderatör yapacakken lazım oluyor. Bizler maçlara bakıyoruz, sizler götlere bakıyorsunuz. Aa! Kardeş, adam haklı. Çok yaşa. Bunu bizden saklayan şirketin amk. Katılıyorum ya. Bence de şu mini slip maya giymeli Bailey'de. Evet. Raw Kadınlar Şampiyonluğu maçını kim kazanır Mehmet? Alexa. Bam bam bam. Sen bence Nia Jax kazanır. Ben ileriyi gören bir adamım. Senle olan 80'lerini anlatıyor chatbox'ta ya. Aynen. Onlar hiç yorum yok. Aynen Numan, niye böyle şeyleri anlatıyorsun ya? Evet, kıtalar arası şampiyonluğunda Dean Ambrose. Evet, okurken sıkıldım. Kim kazanır bu maçı sizce Mehmet Doktor? Elias Samson bu gitarcı gelip The Miz'e saldırır. Ya bu spoiler okuyup niye bu maçı tahmin ediyorsunuz ya? Miz'e saldırır. Ha, Dean diskalifiye olacak, kazanacak. Aynen. Ha, okey, inşallah. Yani ben... Miz'in kazandığı her türlü senaryoya ben varım ya. Ben de varım. Sonra ne yapıyorsa yapsın dinlemiyoruz. Artık Elias Samson'u mu eziyor? Yoksa gidip Shield mı kuruyor? Umurumda değil yani. Miz ezilmesin de artık yani. Miz bu gece bam 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 babacım. Vura vura alacak yani. Tarihin en iyi Intercontinental şampiyonu diye yazacağız dağlara taşlara. Neden adamın spoiler okuduğunu söylüyorsun? Ya ne yazık ki. Geçmiş bunlar olsun. Bunlar benim kendi çıkarımlarım. Spoiler okumuyorum. Kardeş, adam analiz yapmış. Analiz. Bu diskalifiye mevzusu çok mu saçma? Mariz Miz'e tokat atsa, Ambrose diskalifiye olsa Miz kazanıyor. Yok canım, daha neler. Bir yandan haklı ama şey... Yok, Mariz şeyin, Miz'in menajeri olarak geliyor ya zaten. Evet, o yüzden diskalifiye edemiyor. Aynen. Baylor bu Elimination Chamber 2013'te Punk Rock maçı duyuruldu. Olduydu. Onda da diskalifiye vardı herhalde. O nasıl bir onda tespit da, lan? Ya onda da aynı şey vardı. Punk diskalifiye olursa ya da şey olursa, count out olursa kemeri kaybediyordu Rock. Ve şey bir de WrestleMania 28 Punk vs Jericho'da da aynı şey vardı yani. Kendo alıp vursa, Kendo stick alıp vursa bir şey olmaz ya. Analize gerek yok bu kadar. Bu maçı kazanacak olanın, ben de spoiler'da olduğu gibi, Elias Sampson'ın gelip
Miz'e diskalifiyeyle kazandıracağını düşünüyorum. Dean Ambrose tatuş olmamış olur. Biliyorsunuz federasyonun öyle saçma hikayeleri var. Böyle güreşçi tuş etmeme falan. Neyse. Bu maç hakkındaki düşüncen, sonuç tahminin ne Mehmet? Bam bam bam. Miz alsa uzun reign yapar mı acaba? Yoksa kemer ya, el skel değiştirir mi? Ya bol bol title defense olur da bizim istediğimiz uzun reign ya da sık el kemer değiştirmesi değil. Title defense olsun. Extreme Rules'ta DQ mü olur? Ya saçma sapan işler demiş. Ama bu maçın bir senaryosu var Erdal. Daha önceden diskalifiye ile Dean Ambrose kemerini koruduğu için böyle bir karar aldı Kurt Angle. Ama bu feud'un sonunda Ambrose baba üstün çıkar demiş Bobby Roode. Ben bu feud'un son maç olduğunu düşünüyorum ya. Miz'e geçerse eğer kemer. İnşallah. Elias Samson maç başı bir dokunur Miz'e. Miz yeni şampiyon demiş. Lunatic Finimal gene büyük resmi görmüş. Evet. Bam 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 dediler ve bu maçı da noktaladık. Sıradaki maç Göztepe Eskişehir. Pardon. Evrensel şampiyonluğunun bir numaralı adaylığı için Extreme Rules Fatal 5-Way 5'li maç. Roman Reigns, Seth Rollins, Finn Balor, Bray Wyatt, Samoa Joe. Ortamlarda Samoa Joe'nun çok iddialı olduğu konuşuluyor. Bu beni mutlu ediyor. Zira Samoa Joe'nun Kevin Owens'ın şu stil, son stiliyle güreştiği düzenin yıldız olduğunu düşünüyorum. Samoa Joe'ya hastayım. 2008 Christian TNA DVD'sinde Christian'la olan maçlarını izlediğimde tanıdım ben Samoa Joe'yu. Muhteşem bir güreşçi. Gerçekten iyi booklanırsa o kilit hareketini hani her maç 15 dakika göstermezlerse Joe'nun yeteneğini hissederiz diye düşünüyorum. Son maçı konuşmaya girdik. Mehmet dinler. Dinliyoruz ama, abi. Ama gösteriyorlar. Ya boş ver onu bunu. Dinliyoruz seni. Kanka gösteriyorlar. Joe'nun sıkıntısı orada zaten. Çok sıkıcı maçlar çıkarıyor. Evet. Chatbox'ta akıyor. White sürpriz şekilde alacak bence demiş. Uygar Yavuz eski Joe yok demiş. Mehmet dinliyoruz. Bray Wyatt yavaş alsın. Bray Wyatt nereye alın? Bray Wyatt en son neyi almış kardeşim? Evet Mehmet. Yani Bray Wyatt'ın öyle Lesnar karşısına çıkacak ya, adam ailesiyle birlikte Lesnar'dan tokat yedi yani, şimdi çıksa ne olacak hani. Yani Lesnar'ın karşısında en azından böyle hani birkaç haftalık hype de olsa, hani sonunda boşa çıkacak da olsa hani inandırıcı olacak bir DNA ihtiyaç var ve Bray Wyatt o inandırıcılık noktasında o 5 kişinin sonuncusu. He. Hani yani hakikaten o 5 kişinin sonuncusu yani hani. Ne Roman Reigns seviyesinde ne Joe seviyesinde hani şey kalıp olarak, dayanma gücü olarak, tarz olarak ne hani yani Rollins farklı alternatif bir şey yapabilir belki hani. Finn Balor ilk defa karşısına çıkacak ve Finn Balor inanılmaz başarılı bir adam hala. Hmm. Abi hani Bray Wyatt bunların arasında çok geride kalıyor ya, hani çok geride kalıyor. Şampiyonluk yani karizması yok mu diyorsun Bray Wyatt'ta doktor? Bence var ama Lesnar'ın karşısına çıkacak şey yok. Ha, ben de onu diyorum. Wyatt ailesiyle birlikte tokat mı diyor Stephen Truway. O evet, bence pek tokat değildi. Sonuçta Lesnar'ı elediler diyor. Abi seni böyle siken insanları gördükçe çok mutlu oluyorum Mehmet'e. Abi çok affedersin de Lesnar hepsini eledi. Adamlar dışarıdan gelip Lesnar'ı eledi. Yani hani dördü de dışarıdan gelip Lesnar'ı eledi ya. Yani, hani, çıkan Lesnar dördü. Pardon. Dördünün üçü dışarıdan gelip Lesnar'ı eledi yani. Bir tek Bray Wyatt legal olarak ringdeydi. Çok affedersin de yani üzerine iki Royal Rumble'dan 3-4 hafta sonra Bray Wyatt şeye çıkmaktan korkmuş. Lesnar'ın şeyine karşısına çıkmaktan korkup Harper'ı göndermiş. Hani dayak yesin diye Lesnar'dan. Şeyde Roadblock'ta. Abi çok affedersin de yani Bray Wyatt'ın hala Lesnar karşısında gram inandırıcılığı iddiaya girmeyeceğim şu anda ama yok yani. Hani. Bilader
Joe eski Joe yok diyorsun. Eski Joe değil diyorsunuz ama biz daha hiç Joe'yu izlemedik ki. Siz ne? Siz yani neyi? Ha, eski Joe'dan kasıt ne? O da güzel bir soru. Ring of Honor'daki halinden bahsediyorlarsa zaten Ring of Honor'dan gelen hangi güreşçi o halinde devam ediyor? Hiçbiri. Evet, Erdal demiş. White Joe'ya dalacak. Rollins Reigns'e ihanet edecek. Balor Seth Roman'a dalacak. SummerSlam. Pardon. Reigns olacak. Bence pay-per-view sıradan olmayabilir. Ya sıradan olmayacak da. Bu maç bir kere kurallı mı ya? Yabancı ne kuralı nes- abi? Yabancı nesne var mı? Şey, Extreme Rules diye geçiyor. Ciddi mi? Ben abi orucu bozarım ha. Ben bu maçta mastürbasyon 31 çekecektim radyodan sonra maça bıraktım ha. Oh be. Tower of Doom mu diyorlardı böyle çok mutlu. O muhtemelen masaya falan olacak o. Bayağı hoş bir şey bekliyorum. Onun hakkında video da paylaşıldı. Kardeş gel büyük yani büyük maç olacak ha. Ben Extreme Rules olduğunu kaçırmışım maçın. Oh. Fatal 5 Way maç zaten Extreme Rules olmaz mı? Hani dedemelerine gerek var mı? Özellikle Extreme Rules ya baktım yapmış. baktım Extreme Rules maç. Yani inşallah Extreme olur tabi. O da bir Dinamik o da Dinamik Brock Lesnar maçını hatırlayın ya resim belli. Abi o neydi ya? Keşke orada Dean Ambrose testereyi çalıştırıp Brock Lesnar'ı kesseydi amına koyup kurtulsaydık. Arada evet. Kendisini de en olmadı. Konuyu toparlayalım. Chatbox çok dağıldı. Chatbox. Hadi şeyleri söyleyin. Maçın nasıl olacağını söyleyin. White Cena Styles'ı beraber dövdü. Onu neler diyorsunuz lan? Bir inandırıcılığı yok White'ın. Adamın ailesine tokat attı o muhabbet. Evet. Maç favorin kim Mehmet bu arada? Rollins. Uğur hey. Demiş. Bir dakika. Uğur demiş ki WrestleMania'ya kadar zaten hepsi sırayla Lesnar'ın karşısına çıkıp yenilecek demiş. Lesnar'ın o kadar maça çıkacağına inanıyor musun? Ben de inanmıyorum. Kardeş. Gerçekten bu maç resmen Brock Lesnar'ın kurbanı kim olacak maçı ya. Neyse maç güzel olsun da. Bir şey ya demeyeceğim. Şimdi, zaten ben de ona mutakip olarak şey Rollins diyebiliyorum. Şimdi Finn Balor'ı yedirtmezler. Hani adam ilk Universal şampiyonu sonuçta. Hani daha 5. maçında mı 4. maçında mı ne Universal almıştı yani. Onu yedirtmezler. Onun karizmasını çizdirtmezler. Joe zaten heel. Hani ve şey böyle yıkıcı güç olarak kalmasını istiyorlarsa hani onu da karizmasını çiğnetmezler. Roman şeyde alacak hani kemeri. Neyde alacak? WrestleMania'da alacak diyoruz hani. Bray Wyatt, siktir edin Bray Wyatt'ı. Ya Rollins kaybetse de karizmasına bir şey olmaz ki. Zaten face turn yaptığından beri pas kaybediyor hani. Ama bir şekilde hep inandırıcılığını korumayı başarıyor. Bence Lesnar'dan sonra da aynısı olur yani. Triple H galibiyetiyle iyi toparladılar onu. O bir yıl yeter yani Seth Rollins'e. Yani... Yani hakikaten yetebilir. Ya Lesnar'a kaybetmek... Bir dakika maçta Seth Rollins var. Hemen Caner Önem'i arayalım ya. Söyle Mehmet sen. Lesnar'a kaybetmek bu 5 işlem içinde sadece Seth Rollins'e kötü etki etmez muhtemelen yani. Geri kalanların kaybedecek şeyleri hala var ama Rollins'te pek yok gibi. Ben White hakkında bir şey söylemek istiyorum. White kazanırsa ancak şöyle olur. Great Balls of Fire'da Lesnar öldürür White'ı. Öldüresiye döver. Maçı Braun Strowman basar. Dur o benim eski babam deyip Lesnar'a saldırır. SummerSlam'e giderler. Bir dakika doktor. Alo. Efendim abi. Neredesin lan? Abi eve gelmişim. Evi sikeyim oğlum gelsene radyoya. Ne yapayım abi ben radyoya? Tam Seth Rollins konuşuyorduk sen geldin aklımıza. Abi Seth. Kimi tutsam kaybediyor abi. Eskişehir'de olur. Eskişehir'e de koydular değil mi Caner? Bir şey diyeceğim Caner. Sen Fenerliydin değil mi lan? Fenerliyim abi. Abi, koyuyorlar abi. Ay amına koyayım Caner senin. Kesin ondan koyuyorlar. Şimdi düşündüm. Abi benim
akşam da koyacaklar bak. Bu de koyacaklar. Diyorsun. Radyoya geleceğim mi? Gelmem abi ya. Ama selam söyle herkese. Allah razı olsun. Ha. Nasıl soktular Eskişehir'e kardeşim? Böyle penaltılarda, böyle son penaltılarda. Abi hoşuma gitti aslında var ya. Ama oraya çıkmışlar penaltı kaçırdılar ya. Hoşuna mı gitti? Abi biz formu almıştık tamam mı? Bizim formundaki adamları al götür. Şerefsiz o penaltıyı kaçırmazlar. Demiş ki penaltı kaçırıyor ya. Sen atsan sen de kaçırmazdın Caner. Pis burun. Atsam gol olur ya. O Caner 8 metre kale yerden yuvarlayacaksın amınım, doğru mu? Aynen abi, yuvarlasam gol olur. Semih gitti kalecinin üstüne vurdu ya. Ya abi, vallahi tam şey mal ya. Bir ara beni muhabbet etmek için arayabilirsin, özür dilerim. Sıcak sohbet mi? Ha, sıcak sohbet abi, yani yalamak istediğim şeyler var. Kardeşim sen. Neyse radyodaysa bunları sonra konuşuruz Caner'cim. Tamamdır abi, öpüyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz, bay bay, aleyküm selam. Evet. Via Satellite'ın sonuna geldik. Mustafa'cığım sözünü kesmiştim. Ben White hakkında işte diyordum. Yani White kazanırsa ancak Lesnar'ın karşısına çıkar. Lesnar'ı öldüresiye döver. Maçı kazanıp dövmeye devam eder. Sonra Strowman basar. Dur o benim eski babam ya da abim işte her neyse deyip Lesnar'ı kapat işte şey döver. Ayakta kapatır. SummerSlam'e giderler. Ancak öyle bir şey olabilir. White sokulursa bu senaryo. Hadi basit de yerle bir olur. Mehmet. Evet bence Finn Balor kazanacak bu arada Mehmet'ciğim bir saniye. Ve Lesnar'la maça çıkacak ama temiz kaybetmeyecek. Bray Wyatt Balor'ın kaybetmesini sağlayacak. Ve SummerSlam'de Balor vs. Wyatt. Kardeşim bu bence biz WWE'nin yaratıcı ekibinden daha çok kafa yoruyoruz bu işe ya. Strowman direkt SummerSlam'de dönecek diyen bir tek ben miyim? Evet Mehmet seni dinliyoruz. Ya ben Strowman bir de hakikaten SummerSlam'da Strowman çıkacak değil mi Lesnar'ın karşısına? Çok bak güzel. O da var ya. Yani ne bileyim. Lesnar temiz kazanır o maçı. Bak, içim sıkıldı olmaz. Bak. Strowman vs. Lesnar dedim ben içim sıkıldı bak yani hani ben hoş yani. Oğlum daha zevkli üçüncülük maçları var Türkiye'de ya hani. TPW'nun daha zevkli şovları olabilir yani hani. Strowman vs. Lesnar ya. Ya ben benim kafama takılan şu WWE sonbahar döneminde ana kemersiz mi girecek sonbahar dönemine yoksa ana kemeri olan bir güreşçiyle mi girecek brandlerde? Çünkü sonbaharda Lesnar'ın çıkabileceği iki pay-per-view var. Biri Survivor Series, biri de ara pay-per-view. Bu bana da bir WWE izlet. Ben askere gideceğim ya. Askerliği aradan çıkarayım o ara. Çok sıkıcı yani. Nasıl fikir? Ya yani benim öyle şeylerle işim olmadığı için bilemeyeceğim. Nasıl lan sen askere gitmiyor musun? Niye gideyim oğlum ben askere? Yaptın mı sen askerliği? Yok. Nasıl gitmeyeceksin? Almıyorlar beni. Niye? Çürüyüm. Neyden çürüksün? Gerizekalı kronik romatizmam var benim. Ha. Benim askerliğim tecilli değil abi. Ben şey... Sen muafsın gidip, değil mi? Gidip tedavi oldum şey oldu. Tedaviye girdim yani daha doğrusu kontrole girdim ve çürüye çıktım ben zaten. Ben de çürüye çıktım zaten. Tamam oğlum niye askere gidiyorsun? Ben de beyin kanaması geçirdim. Ben de çürüye çıkabilir miyim? Tamam. Bilmiyorum. Sormayın. Astımlılar alıyorlar mı ki? Alıyorlar. Ne yazık ki. Hadi ya. Oğlum sen doktorsun zaten abi. Katı da matı da yaparsın. Sen bir sene yapacaksın zaten. Mustafa sen bir sene yapacaksın zaten askerliği. Zaten 3 ayı şeyde bir memlekette Sıhhiye Samsun'daymış. Bir sene yapacaksın sen askerliği Mustafa. Aynen maaş da veriyorlar mis ya niye gitmeyeyim. Sen git birader. Zaten öyle askerlik içtima olmaz sizde. Siz sadece amalelik yaparsınız. Yaparız ya. Para versinler de. Kilo alın kilo. Olun 130 kilo. Almazlar çürüye çıkarsınız direkt. Sağlıklı değil ya.
Bir yıl askere gitmeyeceğiz diye, bir yıl, bir buçuk yıl, her neyse, niye bütün hayatımızı şey yapalım ki 130 kilo olup? Yani gerek yok. Ne ya bu askerden kaçma faciası? Bu konuyu ne? Alpçe millet kaçmaya yer arıyor demiş. Haklı. Buğra forumdan kaldırdığı paralarla bedelli yapacak arkadaşlar. Ya forum bana eksi yazmasın yeter kardeşim. Ne para kaldırması ya. Buğra Gür bana borç var ya biraz. Buğra Gür'ün cebinde 3 kuruş para var. O da faizde. Para lazım, para para. Bak, kredi kartı ekstresini yatıracak param kalmadı ya. Ne, kaç paran yok? Ne? Kaç paran yok? İşte kredi kartını yatıracak... Lan kaç şeyim para var. O, kaç para işte? 220. 1000 TL. Yok, düz 220 TL. Aa oğlum, o bir şey değil, onu ayarlarız. Asgari. Aa iyi lan. Bak, ayın 10'u son ödeme tarihi, gönder. Ama ayın 10'u olsun, görüşelim. YouTube tamam, zengin ya. Ediyor seni. Oğlum YouTube'da WWE'de davalık olduk, ne zengin etmesi ya. Amına koyayım. 300 tane videoya dava açmışlar ya. Ne kadar zaten değişik. Parasına onlar el koymuyor mu? Onlar el koyuyor, bir de dava açmışlar bize ya. Dur bakayım. Yo. Maile cevap gelmiş mi? Şimdi mail. YouTube'da az şerefsiz değil zaten ya. WCPW batırdılar. Watch. Bile şeyini mahvetmişler. Ha. Cevap gelmemiş. Evet, son maç. Neler diyoruz? Bu ne lan böyle? Herkes askerden kaçmak ister olmuş. Gidelim adam gibi temsil edelim ülkeyi. Kanki adam gibi temsil edecek bir yer olsa zaten kaçan namına koyayım ya. Ben adam değilim abi, o yüzden ya benim... Ya sen karaktersizsin zaten, onu söyledin radyoya. Ülkeyi niye orada da temsil etmek zorundayız ki bile? Ya bunu, bu bak, bunun için yaratılmış bünyeler var. Tamam mı? Ne bileyim, bordo bereli oluyorlar, komando oluyorlar, sat falan oluyorlar. Anladın Kamil mı? Kürşat oluyorlar. Ya sikim Kamil Kürşat. Ne kadar yavşak var, gidin yapın amına kodum ya. Şimdi yapmayacak adamın lafları ne kadar kolay değil mi? Numan karaktersiz olduğunu biliyoruz. Sıkıntı yok o konuda da yani. Sırf bundan almamazlık yapmıyorlar ne yazık ki ya. Hani. Evet. Universal Contender maçıyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı sevgili Güreş Türkiye Chatbox'ı ve Mehmet Dinler ve Mustafa Karadağ Doktor Bey? Ben Samoa Joe veya Seth Rollins istiyorum. Ya o Samoa Joe'yu da kim, o Dave Meltzer orospusu mu attı onu ortaya? Yok, hayır. Dave Meltzer Finn Balor diyordu. Anasını sikeyim Dave Meltzer. Finn Balor veya Seth Rollins diyordu. Orospu çocuğu. Çok kıl oldum ya. Meltzer adamdır ya. Askerleriyiz. Seni seviyorum Buğra Gür. Son sözlerim bu demiş. Ne kadar sapıksın ya. DMS'lerden daha çok sevdiğim AK Partililer var ya dünya üzerinde. Bayislerde birinci oldu demiş. AJ Ko Y2J. Bilmiyorum ki, yazmamış. Ben bence DMS'lerin annesi namusudur. Allah rahmet eylesin, ne diyelim Bobby Root. Alper Canbaz, The Pips Bey kredi kartıyla nasıl VIP alacağız? Ah, internet şubesinden EFT yapabilirsin, ben IBAN numarasını vereyim. Yapmasan da olur ya, ayarlar. Bana mı şey gönderecekler? Ne gönderiyorum? Para yollatacağım sana, 20 lira. 20 ne ya? 220 dedim. Kardeşim, 20'si forumdan işte, idare et. Bu maçın favorisi White olabilir, Lesnar, White, Strowman. Aa! Farklı olurdu freaking. Metzer'in podcastlerini bir ben mi seviyorum? Metzer'i ben de seviyorum. Ya. Forumda Japon sevici diye ağlıyorlar amına koyayım. Ha, Metzer için mi? He. Japonlara normalde daha az puan veriyor şeye göre. Ortalama alınsa, show ortalaması alınsa Japon New Japan'ın şovları daha az puan alıyor. Kalitesiz sadece federasyon. Main eventleri yüksek puan alıyor. Kalitesiz federasyon çünkü. Kim kazanırsa Lesnar halledecek o Kiichi'yi zaten demiş.
Kimin kazandığının önemi yok demiş Code Blue. Alper Canbaz. Nick'in ne lan? Oğlum banman banman açmak yok. Troll tayfa. Amınıza koruma. Orospuluk peşinde olmayın. Meltzer falan Joe alır demedi. Evet. Vader bırakmış. Vay be. Son dakika bilgileri. Adamlar Lesnar'ın kendilerini sikmesi için maça çıkıyor. Aynen. Çok fazla düşük alan var NGPV şovlarında. Vay be. Mete'nin bana açılsın. Ya Numan çok boş yapıyorsun ha orospu. Amına koyarım senin ha. Tövbe ya. Kevin Owens'ko selam olsun kardeşim. Ben bir şey soracağım şimdi. Hazır şeyde Mehmet abi de burada. Şey demişti zamanında. Raw 2 saate inmez hani bu televizyon şeylerinden dolayı. Hani nasıl diyeyim? Artık anlaşma mı oluyor? Ne oluyorsa hani 4 saate çıkar 3 saate inmez tarzı bir şey söylemişti. Geçen de haber çıktı 2 saate inecek diye. Yani ne kadar mantıklı olur? O ben onu niye gündeme almadım ya? Rav keşke 2 saat olsa ya. Bu arada alakasız yorum atmasaydın o zaman Alper. Evet Mehmet. Ya 2 saate ine de bilir. İnmeye de ama ha. Ama şey yani sürpriz olur açıkçası. Ya kanal için ya kanalın açısından sürpriz olur çünkü reklam gelirinden oluyor. Ya ben mi çok Türk kafasıyla düşünüyorum? Yani Türk yayıncılığı biraz farklı işliyor özellikle son zamanlarda da. Hmm. Hani ya kanalın 3 saatlik işten daha fazla kar elde ettiğine inanıyorum ben. WWE'nin daha fazla kar elde ettiğini zannetmiyorum 3 saatlik yayından. Hani kanalın zaten bunu talep ettiğini, sürekli 3 saatlik yayın istediğini düşünüyorum. Yoksa WWE'de hani 3 saatlik şovu doldurmuyor ki zaten 1 saatini reklamla geçiriyor. Biraz şeyle, tekrarla geçiriyor. 1 saati yani. Mi? Aynen. 20 dakika, 20 dakika, 20 dakika. Doğru. Yani şey hani ben 2 saate düşmesini açıkçası kanal talep etmediği sürece beklemiyorum. Ha, ama bu reyting düşüşü devam ederse olmaz şey. Bir de oldu da düştü diyelim. Bu adamlar yoldan geçeni topluyor şirkete. Yani kim yarısı boşta kalacak. Öyle bir şey de var. NXT zaten 45 dakika yani Drew Galloway gibi bir adam ayda bir maça çıkıyor. PPV'de maça çıkamıyor. Şimdi Raw'ı da 2 saate düşürürlerse güreşçilerin yarısı boşta kalacak. Göndermek zorunda kalacaklar. Yani ya abi çok büyüdüler zaten ya hani bu büyümenin bir noktada sonu gelecek yani o hakikaten dediğin gibi yoldan geçeni almaya başladılar hani adı duyulan bütün isimlerini aldılar. Ben başarısız görmüyorum bu konuda WWE'yi. Ama şey orantısız abi, büyüyor. Abi orantısız büyüyor değil. Sosyal medyada inanılmaz bir takip kitlesi oluştu WWE'nin ya. Özet geç. Lunatic Finimal. Bir balon gibi düşün. O balon patladığında ne olacak? Balon gibi büyüyor şu an mesela. Ya niye patlasın ki ben anlamıyorum. Rav 2 saate düşerse bu güreşçiler nerede güreşecek? Rav'ın güreşçileri mi? Ya hayır. Alıyorlar sürekli alıyorlar şu an. NXT'deki güreşçiler şu an güreşmiyor mesela. Drew Galloway güreşmedi. Pay-per-view'da. Alistair Black güreşmedi mesela. Bunlar hepsi ana kemeri oynayacak adamlar. Ya da Cassius ona güreşmedi. Ya illa şey hani Raw'un 2 saate inmesine gerek de yok. Bu büyüme abi hepsini sen şeye gönderiyorsun yani. Hepsini gelen herkese NXT'ye gönderiyorsun. NXT'nin 40 dakikalık net show zamanı var. Yani hiç hakikaten abi yani bu kadar kişiyi NXT'ye sığdırman 205 live yaptılar ya zaten. Ulan 205 live sadece belli bir kesime alıyor hani. Birader sıkıntı şu WWE'nin yeni revaçta güreş stilini tek bir divizyonun içine sıkıştırmaya çalışması.
Abi WWE yeni nesile... Revaçtaki güreş stili 205 Live'ın güreş stili değil ki. Değil. Cruiserweight de değil. Değil. Zaten sorun da o. WWE onu geleneksel bir güreş stilinde yansıtmaya çalışıyor. WCW'yu izletiyor bize. Gerek yok. Benim demek istediğim şu. WWE yeni revaçta güreş stilini sergileyen, yükselen ve yeteneğini kanıtlayan güreşçileri alıyor. Bir kalıbın içine sokmaya çalışıyor. Bir köşeye de atıyor. Bunlar burada dursun. Nasılsa bir izleyeni var indilerde. Mantık bu. Hayır, sen o adamı daha da izlendirmez, yani kendini seyrettirmez bir hale getiriyorsun. Yani nasıl denir ya? Abi şey ya, neyse siktir et. Ne diyeceğim onu? Evet, freaking WWE'nin seyirci çekecek yıldız bulması lazım bence. Sadece sorun bu. Yo, ben WWE'nin arenalarında seyirci sorunu olduğunu düşünmüyorum ya. Var. Seyirci çekecek yıldızdan kastın ne ki? Dışarıdan yıl... Kimi getirse seyirci çeker ki dışarıdan bugün hani? Yani kimi getirir? Kendi içinden çıkarması gerekiyor artık. Yani artık kendi içine, artık zaten... Dışarıdan aldıklarını yıldız haline getirmesi gerekiyor. Artık zaten WWE... Yani, yani kimi mı çıkarıyor? Al Jinder Mahal çıkar da. Ya tövbe ya. Gerçekten. Abi yok yok yok, bak 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 bak. Şimdi 5'li maçtaki isimleri sayacağım. Bray Wyatt bilet sattırır mı? Hayır. Seth Rollins bugünkü performansı bilet sattırır mı? Hayır. Finn Balor. Evet. Ya siktir git, sözümü kesme. Finn Balor bilet sattırır mı? Hani yaratıyor dedin ya. Hayır. Samoa Joe bilet sattırır mı? Hayır. Yaratıyor dedik. Hayır. Roman Reigns istisna olsun bu da hadi. Yani WWE'nin sorunu mevcut yeteneği olgunlaştırıp güzel bir senaryoda momentumuyla buluşturamamak bence. WWE'nin güreşçi kullanımlarını bu açıdan çok yanlış buluyorum. Bugün Bray Wyatt çok büyük heel yapılmaya çalışın diyor. Yok. Seth Rollins face reaksiyon meh. Roman Reigns zaten iyi karakterdi, bambaşka bir hal aldı. Çok orijinal bir senaryo oldu ama bu hatayla ortaya çıktı. Finn Balor yanlışlıkla çıktı, aynen. Çok doğru tanımlama. Finn Balor hakeza, Joe hakeza, aşağıda Dean Ambrose fiyasko, The Miz yerinde. Aşağıya, daha da aşağı iniyorum. Alexa Bliss yok. Yok. Bailey fiyasko. Fiyasko. Neye indin abi? Neye indin ya? Seth Rollins'lerden sen Bliss'e, Bailey'e nasıl indin ya? Hayır. Ben sana WWE'nin güreşçi kullanımlarından bahsediyorum. Üçüncü abi, brand adam... gelecek demiş bu arada bir arkadaşımız. Breaking şey demiş. Bu arada CM Punk demiş. Aynen, CM Punk. Ha, ya Hardy'de revanş atsa abi, 2017'deyiz ya. Oldu olacak, Hulk Hogan gelsin, o güreşsin main event'te. Abi WWE yeni jenerasyona güvenmeli. Hala yeni jenerasyona güvenmediğinin bir numaralı resmi Brock Lesnar'ın senede 3 kez görünüp 5 kez görünüp 3 kez maça çıkarak bir sene boyunca şampiyon olmasıdır. WWE yeni jenerasyona güvenmemeye devam ederse, deneme yanılmamaya girmekten korkarsa hiç yıldız çıkaramayacak. Bu işin balonu böyle patlar. Ki ben Triple H'in güvenemediğini de düşünmüyorum. Bugün Seth Rollins yapan da Triple H'in desteği, hakeza Finn Balor'ı gidip alan da. Peki şöyle bir düşünelim. WWE en son ne zaman yıldız çıkardı? Büyük bir yıldız. Daniel Bryan. Yani bir tane. Daniel ya bir yıl. Tane ya da iki tane, o mesele o değil. Sen Daniel Bryan'a güvenip Money in the Bank'i verdin abi. Ne oldu? Adam deneme yanılmaya, farklı momentumlarda buluşturdun senaryosunu. Yapıyorlar ama. Ne yaptın? Team Heel No yaptın. Bir dakika, Team Heel No yaptın. Şey, şu oldu, bu oldu. No patladı. Bir anda insanlar Royal Rumble'ı
sabırsızca bekledi Daniel Bryan kazansın diye. İki defa kazanamadı. İki defa da çok büyük yuhalandı o şovlar. Daniel Bryan yapan deneme yanılmadır. Federasyonun ona Money in the Bank verişiyle güvenidir. Üçüncü olarak gerçek bir underdog oluşudur. Nasıl gerçek bir underdog? İki defa çok büyük bir beklentiyle Royal Rumble arenasına gitti seyirciler. Daniel Bryan kazanacak beklentisiyle. Ondan sonra kazanamadığında Daniel Bryan daha da büyüdü. Roman Reigns'i küçülten, bir bardağın içine sığdıran o Royal Rumble'lardır. Evet Mehmet. Evet canım. Ne diyorsun? WWE'nin yeni nesle olmayan güveni. Yani öyle bir şeyden bahsetemiyorum ben açıkçası. Yani bence güveniyor. Abi bence güveniyor olsa Brock Lesnar bir sene boyunca 5 kere şovda görünüp 3 kere maça çıkarak kemer ayını yapmaz. O ayrı bir şey. Abi o onun abi, yeni nesle güvenmemeyle bir alakası mecbur, yok. Abi Brock Lesnar'a WWE neden mecbur? Bana bunu açıklayın. Neden kendilerini tamam, mecbur hissediyorlar? Bana açıklar mısın ya? Bir dur amına koyayım be, bir dur. Evet. Bir konuşmama izin ver. Bu durum yeni nesille alakalı değil. Yeni nesil, eski nesil meselesi değil. Diyorum ya sana. Lesnar bir kanser. Yayılıyor. He? Yayılıyor. Ne yayılıyor abi? Kanser işte abi, yayılıyor. Bunun eski nesille alakası yok. Abi yeni nesle güvenmesen eski nesilden Lesnar dışında kemer alacak adam mı yok? Al bugün çıkarır Cefar diye de kemer verirsin yani yeni nesle güvenmiyorum diye. Sheamus'a da verirsin. Ya iş oraya gidiyor zaten. İş oraya falan gitmiyor abi. Cefar diye Sheamus'a gitmiyor iş. Hayır Cefar diye Sheamus'a gitmiyor ama kemer... Az önce bir arkadaş dedi, nickini hatırlamıyorum, hakkını helal etsin. Roman Reigns ile Brock Lesnar arasında kemer, siz istediğiniz kadar konuşun. İkisinin arasında iki sene boyunca dolaşacak bu kemer dedi. O iş oraya gidiyor. Lesnar'a tekrar dönmeyecek abi o kemer kaybettikten sonra. Dönmeyecek. Ama sıkıntı şurada. Gelecek sene Nisan'a kadar bu kemer Lesnar'ın elinde olma ihtimali var. Var tamam, bu zaten kötü bir şey, bunu söylüyorum ama ya Lesnar kaybettikten sonra bir daha almayacak. Bu ikinci seferi de olmayacaktı aslında, Goldberg çok istisnai bir şekilde bir an coşmasaydı hani. Hani hiç planlanan bir şey değildi ki bu ya, Ocak ayına kadar Lesnar'ın ana kemer alması planlanmıyordu. Ocak ayından sonra böyle dandirik bir şey, hatta Royal Rumble'ın sonrasında ortaya çıktı bu plan. Yani şey değil abi bu hani. Yani Lesnar devam eder etmesine ama ana kemer almayacak bir daha. Anca çok istisnai bir durum olması lazım. Yani gene Goldberg'le olan senaryosundaki gibi istisnai bir durum olması ya, lazım. Ya sıradan bir insanın alması gerekiyor kemeri. Evet. Şovlara full time çıkan bir insanın alması gerekiyor kemeri. Ya işte o fırsatı aslında şey verdiler. Daniel Bryan'a belki de uygulanan şeyin benzerini uyguladılar Kevin Owens'ta. Ama Chris Jericho patladı orada. Tam normalde yani yükseltmek istedikleri Kevin Owens'tı ama bir anda Chris Jericho yükseldi. Herkes de tutmuyor işte. Mesela Daniel Bryan'da Kane'le takım yaptılar. Daniel Bryan çok güzel bir şekilde yükseldi ama ben yani tamamen tesadüf işi. Ya da artık Booking'le mi alakalı bilmiyorum ama biraz güreşçi ve booker'lara kalıyor bence. Bu bence gayet güveniyorlar yani. Evet. Güreşçiler. Evet. Bakalım o zaman sözlerimizi noktalayalım mı Mehmetciğim? Olur. Son olarak WWE'nin felsefi boyutunu da tartıştık. Bu gece Baltimore'da Royal Forms Arena'da Raw brandinin Extreme Rules şovu var. Ve çok 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 büyük bir main event olacak. Ring içi açısından da Brock Lesnar yücesini bize gösterecek bir main event. Biliyorsunuz aylardır göremiyoruz kendisini. Chatbox'a tahminlerini soruyorum. Maçtan
beklentiyi puanlamalarını soruyorum. 10 üzerinden bu maçı beklenti olarak puanlayın. Ring içi beklentisi olarak. Mustafa'cığım, aynı şekilde aynı soruları sana da yöneltiyorum. Ben öncesinde bir şey cevaplayabilir miyim? Bak, bir soru gelmişti orada. Alper Canbaz bir soru sormuş. Ne? WWE nereden izleyebiliriz? Extreme Rules'u mu demiş? Yok hayır, Riddle WWE'ye gelir mi demiş. Matt Riddle diye bir güreşçi var. Vampir güreşçi. Evet. Gelmez çünkü Triple H normalde niyetli olduğunu şey yapmış. Yani UFC'den ayrıldığında Matt Riddle normalde gelecekti ama sonrasında muhtemelen uyuşturucuya devam etti. Gelmez o yüzden. Öyle diyeyim. Triple H de zaten uyuşturucuyu ondan arınması gerekiyor tipi bir şeyler söylemişti. Diğer soru neydi? Ben onu kaçırdım. Maçın nereden beklentisini izleyeceğiz? Ha, nereden izleyeceğiz demiş. WWE Network. Maçın beklentisini 10 üzerinden yorumla, puanlayın dedim. Bir de sence kim kazanır? Bu arada chatbox'ta da 7-8 maç beklentisi 7.5-8 üzerine ağırlıklı. Evet Mustafa. Bence Samoa Joe veya Seth Rollins kazanacak işte. Maçtan beklentim 10 gelir. Yani 10 üzerinden 10 veririm ben. Şu an isme ve türüne bile şey yapıyorum. İnşallah berbat etmezler. Ryan, radyoya gelip flüt çalabilirsin güzel kardeşim. Mehmet, kaç bekliyorsun 10 üzerinden bu maçta? 10. Ben de 10 bekliyorum. Benim niye rolümü çalıyorsun? Sen namına koyayım ya. Neyse, kim kazanır? Bulursan koyarsın. Rollins kazanır. Abi ben çok ortadayım ya. Ben şu kazanır diyemiyorum. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. 10. Ben aynı zamanda Rollins'i tutacağım yani maçta da yani. Canlı mıyız? Karşı... Canlı mıyız? Bir yandan NBA maçı var da bir ya yandan NBA buna da bakar. Ya NBA sesi kısık izlenir canım, ne olacak? Siktir git ya. Final serisi. Oy. Ya bu adama biz 2 saat güreş mi yorumlattık? Kendimden utanıyorum şu anda. Ben NBA maçı sesi kısık izlenir. Ne alakası var? Gör. Sesi kısık izlersin ama işte ama. Ryan'cığım. Sevgili Ryan'cığım, canlı mıyız? Burak Bey bana bir sövün. Adam yalvarıyor bana söv diye. Niye acaba? Beller hakkında büyük planlar o sakatlandığında bitti. Katılıyorum. Doktor sence? Bence bitmedi. Bence de bitmedi ya. Şu an. Ama büyük plan, o büyük planlar bitti bence. Ya hayır, olacak olan zaten Finn Balor sakatlanmasaydı önce galiba Chris Jericho ile daha sonra Kevin Owens'a karşı savunup kaybedecekti veya kazanacaktı. Ondan çok emin değilim de. Ya planlar öyleydi. İkisini birlikte yükseltmiş olacaklardı. İki yıldız olacaktı WWE'nin. Muhtemelen Goldberg veya şey Lesnar kemeri almak zorunda kalmayacaktı. İki yıldız yaratmış olacaktı Raw. Kemeri almak zorunda mıydı Goldberg? Yani yıldız kalmayınca Kevin Owens mesela Chris Jericho maçı için bence layık görmediler kemeri. Yani bence büyük gerizekalılık eğer buysa hani Goldberg'in alma sebebi yani. Ege hani, bu arada taşıyan failed yani. Ege Ruten Kevin Owens'ko bu arada yok, şehir dışındaymış, haftaya Money in the Bank yayınında olacak. Aynı şekilde bu kadro da olacak. Değil mi doktor? Doktor isterse haftaya, o da olur. Haftaya mı Money in the Bank? Bilmiyorum hafta. İşte 2 hafta sonra. 2 haftaysa olurum. Haftaya. Evet. Atın rap'i, alın network'ü. Bana atsana Alper. Network atarsan banını kaldırırım. Ne? Harbi lan ben network'i iptal ettirdim. Nereden izleyeceğiz? Alper, sevgili kardeşim, WhatsApp'tan at 0506-313-7540. WhatsApp'tan taciz etmeyin de. Network falan atın ya. Dur, yazayım numaramı. Neyse ya, Reddit'teki streamler herhalde iş görür. Şey var, BMR Sports diye bir site var. Güzel. Köp. Kevin Owens'ko kardeşim, network hesaplarını bekliyorum. Sapıklık yapmayın. Arayıp
küfür etmeyin. Tuvalete ne bileyim, yazmayın. Ha, tuvalete falan da yaz. Bana beni sikin diye tuvalete de yazmayın. Arayacaksanız da ne? Yastalarda biri arasa beni sikin yazmışsınız dese ne dersin? Gel sik abi ben... derim. Yazdılarsa sikecekler mecbur abi. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yani o konuda yapacak bir şey yok yani. Yazdılarsa neyse. Oğlum numaram zaten her yerde var amına koyayım. Bu ilk defa olan bir şey değil ki. Allah Allah. Neyse. Network hesabı atın WhatsApp'tan sevgili arkadaşlar. Forumdan atarsınız. WhatsApp'tan atarsanız sapıklık yapabilirim tabii. Fotoğraf atın deyip fotoğrafınızı isteyebilirim. Evet. İster. Teşekkür ediyoruz doktorcum. Seni de çok yordum. Sınav dönemindesin biliyorum. İnşallah kafa dağıtmışsındır. Evet aynen öyle oldu ya. Mehmetçim sana da çok teşekkür ediyorum. Al beni de. Ha Ryan geliyor dur. Ryan bir ne yapar? Glorious falan açar. Ağzına vururuz iki tane ya. Kesin açar. Bağlanmazsa kapat. Stage yine aynı amk yazmış. Haydurluktan Cemile. Sana bir yıllık network açayım. Bana VIP aç. Ayıp ediyorsun. Köpeğin olsun senin VIP ya. Ha biri arıyor. Hadi bakalım. VIA Satellite yapacağız ama. Ya bir dakika lan. Alo. Aha kapatması. VIA Satellite yapmaması. Ryan. Ege. Ryan'ın bağlanması ama ses vermemesi. Glory satacak herhalde. Aynen. Ne yapabilir ki başka boş adam? Ya gene Sam Roberts var ya kickoff panelinde ya. Şampiyonsun Beşiktaş. Beşiktaş'ın şampiyonluğu fiyatla bile gündemde kalmaması. Lay lay. Ne bileyim 2 saat kalmadı gündemde yazık adamlara. Direkt yani. Ağlamanız. Kardeşim Fenerbahçe'den çok Beşiktaş diyorsunuz yeter be. Onu pardon da onu Beşiktaşlar yapıyor kusura bakma da. Birader siz unutsanız bir gündemde kalmayacağız da siz sürekli hatırlatıyorsunuz kardeşim, oğlum ya. Kardeşim ya bir dakika aynı ülkede mi yaşıyoruz? Siz bir şampiyonluk kutlamaktan çok amına koyayım Fener'e sataşan adamlarsınız ya. Yani. Birader 3 cümlenizde bir Beşiktaş'ın şampiyonluğu kutlanmıyor. Beşiktaş'ın şampiyonluğu... Abi, hakikaten biz unutmak istiyoruz yani. Biz ya, seneye şimdiden abo, odaklanmak istiyoruz. Siz abo, sürekli Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Beşiktaş'ın şampiyonluğu diye bizi hatırlatıyorsunuz. Kutlayasınız geliyor. Bir dakika. Mehmet. Siz eziksiniz ya. Fener kompleksi. Eziksin. Fener kompleksi. Fener'i kompleks yapacak kadar siklemiyorum kardeşim. Valla sen siklemiyorsun ama Beşiktaş taraftarları öyle bir sikliyor ki. Neyse. Allah başkanı aşkına. Bir de, yani, başkanı bir de siktirin git kompleks ya var. Ryan. Ne alaka? Ne boş alaka? Ya başkanım sen de sus alaka? Amına korum senin yine. Euroleague almışız adam boş kupa diyor yani. Ya da hırsızlık diyor Euroleague için. Ya. Bir şey demek zorunda değil of. Yani. Yayından tinercileri attım bir an kafam yerine geldi abi. Oh çok rahatladım ya. Neyse teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Ben de teşekkür ediyorum. Diğer tinercilere teşekkür etmiyorum. Bu arada Instagram'dan gelen hala 13 tane misafir dinleyici var. Instagram 5000 takipçisi olan Instagram hesabımızdan gelen arkadaşları forumumuza davet ediyorum. Abi niye her güreş yayınında futbol konuşuluyor? Oğlum biz işte Türk milleti ya futbol ya karı ya siyaset amına koyayım. Başka bir şeye kafamızın çalıştığı mı var ama? Hadi görüşürüz cümleten. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar söyle gitmedi sesin. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi seyirler.